Bana da güne sizinle başlamak çok iyi geliyor, biliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel enerji veriyorsunuz bana. Efendim, sizler stüdyomuza, sizler de ekran başına hoş geldiniz. Nergis zamanı şu andan itibaren başlamış bulunuyor. Yine şahane konu ve konuklarımız var. Çok özel konularımız var. O yüzden sakın bizden ayrılmayın. Bakalım neler varmış. Nergis zamanı başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de hangi besinlerden ve şifalarından bahsediliyor? Hurma, zeytin ve incirin gizli şifası ne? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in en sevdiği yemekler hangisi? Doktor Murat Topoğlu ve ilahiyatçı Mustafa Akgül'ün bilimle maneviyatı buluşturacağı bu sohbeti kaçırmayın. Dijital diş hekimliği nedir? Sağlıklı ve estetik bir gülümseme için neler yapılır? Doktor Hasan Aydilek diş hekimliğindeki en son gelişmeleri anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Şimdi efendim, diş hekimi Hasan Aydilek'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bu diş konusu çok ilginç bir şekle gittikçe gitti ve çok gelişti. Sadece diş sağlığımız değil, aynı zamanda da görüntümüz açısından da çok önemli olduğunu özellikle son yıllarda keşfettik. Evet. Ve ciddi de bir teknolojik ilerleme var. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki teknoloji insanlar için var zaten, insanların hayatını kolaylaştırmak için. Tabii insanların hayatındaki en önemli kriterlerden birisi de artık güzellik ve estetik olmaya başladı. Diş hekimliğinde de biz dijital diş hekimliğini bu yeni gelişen teknolojiyi çok güzel şekillerde ve hani yurt dışı ile aynı paralelde ülkemizde de kullanılabilir noktaya geldik. Bizim açıkçası birçok işleyişimizi, birçok yaptığımız işleri çok çok kısa sürelere indirdi. Tabii bu da hastalarımıza konfor olarak yansımaya başladı, tedavi konforu olarak. Artı işlerimizin kolaylaşması ve daha kaliteli işlerin çıkmasına sebep oldu. Bu gelişen teknolojik olaylar nelerdir? Mesela en basitinden şöyle bahsedeyim. Ben mesleğe ilk başladığım yıllarda, bundan 15-20 sene öncesinde hastamız gelirdi. İşte dişlerin görüntüsüne eğer estetik bir müdahale yapacaksak biz hastanın dişlerini keserdik. İlk önce dinlerdik hastamızı, işte ne istiyor bizden diyerekten. Tamam, işte porselen uzanlar, porselen poplerdi. Metal atıklı porselen kaplamalar. Dişler inceltilirdi. Daha sonrasında ölçü alırdık. Birkaç gün sonra geçici dişleri takılırdı. Git geller olurdu işte. Hasta en son dişler takıldığı zaman bakardı, güzel olmuş olmamış, istediği gibi olmuşsa tekrar başa dönülürdü. Bayağı bir sıkıntılı bir dönem. Peki bu dijital diş hekimliği nedir? Dijital diş hekimliğinde ise olay şöyle. Biz hastamız geldiği zaman hastamızın ilk önce neler istediğini öğreniyoruz. İşte yaşının, hangi yaştaki diş görüntüsünü istiyor, bunu ilk önce tespit ediyoruz. Çünkü bunlar bizim için önemli kriterler. Yani kişi eğer bize 17-18 yaşındaki fotoğrafıyla birlikte geliyorsa, işte 35-40 yaşındaki bir hastamız, diyoruz ki daha genç bir ifade istiyor. Veyahut da bakıyoruz bazen işte o hastalarımızın rol modelleri oluyor, işte ünlülerin fotoğrafları şunun falan. Şunun dişi gibi diş istiyor. Yani tabir açısından oradan birkaç nüansı yakalıyoruz ve diyoruz ki işte hastamıza şu prototipte bir diş hazırlamamız gerekiyor. Dijital olarak hastamızın fotoğraflarını alıyoruz. Ağızçı görüntülerini dijital olarak ağızçı tarayıcılarla bilgisayara aktarıyoruz. Ve kendisinin de orada olduğu bir zamanda masa başında bilgisayarla kendi fotoğrafı üzerinde olabilecek şekilde bir görüntü profili oluşturuyoruz. Bakıyoruz işte yüzündeki fotoğrafa koyduğumuz zaman. Ama tabii iki boyutlu bir görüntü üzerinde, fotoğrafın üzerindeki yaptığımız değişiklikler aslında bize iş üç boyutluya döndüğü zaman, yani dişler üretildiği zaman nasıl görünecek sorusunun tam cevabı olmuyor. Ama yine de bayağı bir yaklaşıyor işte bu değil noktada mi? Da biz hastamıza bir örnek model çizdikten sonra, fotoğraf üzerinde hastamızın onayını aldıktan sonra işleme başlamadan önce üç boyutlu yazıcıdan plastik prototip dişler üretiyoruz. Aa, güzel. Bunu hastamızın ağzına takıyoruz. Bakıyoruz beraber işte istiyor mu istemiyor mu, bu şekilde olduğu zaman ne olacak, en azından finaldeki dişlerin nasıl görüntü olacağını canlı canlı ağzının içerisinde görmüş oluyor. Buna biz mock-up diyoruz. Bunu dişi kestikten sonra da yapabiliyoruz, kesmeden önce de yapabiliyoruz. Ha, hastamız bu noktada okey işte benim istediğim buydu dediği zaman o zaman tedaviye başlıyoruz. Çok yani güzel. Tedavinin sonunda görecek olduğu görüntüyü aslında biz koltuğa oturduğu zaman ilk işleme başlamadan önce gösterebiliyoruz.
Belki hastamız diyecek ki ya benim şu anki dişlerim daha güzelmiş, hiç oynamaya gerek yok diyecek. Hani o noktada onu elimine etmiş oluyoruz. Çok doğru. Özellikle genç insanlarda da bunu görüyorum. Yani bir heves edebilir evet. ama sonradan da hiç beğenmeyebilir. Evet. Ve özellikle şu dönem çok estetik kaygısı olduğu için herkesin böyle bir işlem yapılması evet. herhalde ben çok ona, büyük ben kolay. Ben ona sosyal medya hevesi diyorum. Yani sosyal medya selfilerle çok bunu doğru. görerek yapıyorlar. Çok doğru. Diğer bir taraftan esas daha da kolaylaştıran ise şöyle bir olay var. Mesela günümüzün diş hekimliği teknolojisi olarak ne var ne biliyoruz? İşte implantolojiyi biliyoruz. İmplant Aynen. tedavisi, eksik Aynen. dişlerin tedavisinde. İmplant da çok önemli evet. bir konu. Şimdi şimdiye kadar biz implantı nasıl yapıyorduk? İşte hasta geliyordu, iki boyutlu bir röntgenini çekiyorduk, diş etini kesiyorduk, bakıyorduk. İşte kemik inceyse oraya kemik tozu koyuyorduk. Kemik kalınsa ona göre kalın olan implantı seçip yerleştiriyorduk. Her şeyi ameliyat esnasında karar veriyorduk. Yani biz açtığımız zaman görüyorduk. Ama şimdi 3 boyutlu tomografi diye bir teknoloji çıktı. Eskiden de vardı ama muayene... 3 boyutlu tomografi üç boyutlu diye bir tomografi, şey var bu volümetrik tomografi. Evet. Bu artık kliniklerimizde bile olan bir cihaz haline geldi. Hastamız geldiği zaman tedaviye başlamadan önce 3 boyutlu tomografiyle kemiğin nerede yoğun, nerede ince, nerede kemikte bir hasar var bunların hepsini bilgisayar üzerinde görüyoruz. Çok güzel. Ameliyata girmeden öncesinde... implantı yapacak olduğumuz implantın boyunu çapını belirliyoruz. Onun üzerine 3 ay sonra 4 ay sonra gelecek olan dişin şeklini de orada ayarlıyoruz. Ve buna uygun bir şablon çıkartıyoruz. Plastik stent çıkartılıyor. Surgical guide deniyor veya cerrahi guide deniyor buna. Bunu da 3 boyutlu yazıcıdan çıkartıyoruz. Ve hastamıza implantı yaparken bu guide eşliğinde yaptığımız zaman implantı en doğru yere yerleştirmiş oluyoruz. Diş etini kesmediğimiz için hiçbir şekilde diş etinde kesme, kanama olmadığı için, hı hı. dikiş atılmadığı için daha konforlu bir ameliyat oluyor. Hı hı. Böyle bir cerrahi işlem sonrası oluşan bir şey olmadığı için de herhangi bir ağrısızı ameliyat sonrası sıkıntıları yaşamıyoruz. Çok güzel. Peki bu implantlarda kullanılacak olan malzemenin de çok evet, iyi özel olması bir malzeme gerekiyor tabii değil o, mi? O kesinlikle. O, yani hani onu zaten geçtiğimiz yıllarda aşmıştık. Kullanılacak olan implant şu an dünyada kabul gören implant sistemi çoğunlukla titanyum implantlar ve zaten yani bizim... bunu muhakkak gidecek olan bu konuda bilinçli olmalı. Yani bilinçli olmalı derken şöyle, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi yaptırımları ve çalışmaları var. Çok iyi. Yani ben sanmıyorum ki hani geçtiğimiz dönemlerde medyada bir takım haberler çıkmıştı. Hani ciddi muayenehanelerde hiçbirisinde böyle merdiven altı üretilmiş kaçak göçek yollarla ülkeye sokulmuş implantlar kullanılmıyordur. Özellikle SE belgesinin olması ve Sağlık Bakanlığı'na Ulusal Bilgi Bankası diye bir oluşum var. Ona kayıtlı olup olmadığını zaten implantın üzerinden rahatlıkla hastalarımız kontrol edebilir. Zaten hekim arkadaşlarımız da bu konuda böyle bir ürün kullanıyorlarsa bunun detayını veriyorlar. Peki bu implant hani şimdi görüntüleri de ekranda var. Evet. Böyle vida falan hani insanlar bundan bir korkuyorlar bu görüntülerden. Evet. Bu zor mu? Acılı bir Kesinlikle. İşlem midir? Aydınlatın. Şu an mesela ekranda bir All-on-4 dediğimiz yani üst çene komple hastanın tüm dişleri çekilmiş. Kemik erimesi olan bir hastada 4 implantla yapılan bir tedaviyi anlatıyor. Yani bu All-on-4 tekniği bilgisayarlı guide yöntemiyle tomografik incelemeler yapılarak bir takım planlı çalışmalar yapılarak yapılırsa yaklaşık 20-25 dakika süren ve ağzınızda sadece 4 tane delikten yani diş eti iç üzerinde 4 tane yani 20-25 dakika süren bir operasyondur. Dediğim teknikle yapılırsa ama hani biz bunu şöyle değil. Hasta bugün geldi, oturdu koltuğa. Biz sana implant yapmaya karar verdik. 20-25 dakikada yaparız şekliyle değil. Hastamız geliyor, tomografisini alıyoruz. Ağız iç tarayıcılarını alıyoruz, görüntülerini alıyoruz veya modelin ölçüsünü alıyoruz. Bunun üzerine bilgisayar programı üzerinde bir diş hekimi implantın üstündeki protezi yapacak olan protez uzmanı ile birlikte çene cerrahı ile birlikte konsültasyon yaparak implantın boyunu, çapını, her şeyini ayarlıyoruz. Bu yaklaşık bir saat süren bir işlemdir. Guide'ın basılması. Büyük bir yani, olay değil. Hani evet, hastamız, yani süre olarak evet, değil mi? Tabii bir günü bulan bir süreçtir bu. Anladım. Ama hastamızın koltukta oturup da ameliyat için yaptığı bir süre değildir. O bizim hastamıza randevu vermeden önce bizim yaptığımız çalışmadır. Daha da güzel. Ameliyata Anladım. Geldiği zaman da o plak basılmış vaziyette gelecek ve 20-25 dakikalık bir işlemle hiç dikiş atılmadan, hiçbir şekilde kesi yapılmadan bu implant yapılmış olacak. Çok güzel. Peki sadece bir tane dişinde böyle yani evet. yok ve boşluk var ve bir türlü de bunu yaptırmıyor. Evet. O zaman sakıncalar nedir evet. o insan? Yani şimdi bunu çünkü öyle bir taneyi bırakan çok insan var. Çok fazla var. İşte sakıncalar orada başlıyor.
Şimdi bizim diş etlerimiz boş çiğneme kuvvetleriyle direnç gösterecek yapıda değildir. Eğer oradaki diş çekildikten sonra siz çiğnemeye o bölgeyle devam ediyorsanız her lokmayı çiğnediğinizde oradaki alttaki kemik dokusunda bir miktar kaybolma olacaktır ve kemik erimesi başlayacaktır. Hı hı. Birincil problem ilerleyen dönemde oraya dişi çektirdikten sonra implantı yapmazsanız ilerleyen dönemde orada kemik kaybı yaşayabilirsiniz. Oo, kötü. Kemik kaybı olduğu zaman tekrar implant yaptırmaya karar verdiğinizde oraya yeniden bir kemik tozu veya başka bir ileri cerrahi işlem gerekir. Bizim ağzımızdaki dişler boşlukları doldurmaya harekete odaklanmış yapıda oldukları için üst taraftaki diş aşağı boşluğa doğru uzamaya başlayacaktır. Sağındaki solundaki dişler o boşluğa doğru devrilme hareketi yapacaktır. Daha sonrasında bizim 3-4 tane daha dişe müdahale etmemiz gerekecektir. En doğrusu aslında şu an konuşulan konsept hani diş çekim kararı verildiyse herhangi bir sıkıntı yoksa enfeksiyon yoksa dişte çekilip aynı zamanda implantının yapılması noktasında yani hani bir ay iki ay bile bekletmeme. Anladım. Peki bir şey tekrar şeye dönmek istiyorum ben. Bunlar çok doğru ve güzel bilgiler. Yine tabii ki estetiğe dönüyoruz ve bu gülüş tasarımıyla ilgili dijital gülüş tasarımı nedir? Dijital gülüş tasarımı aslında benim başta anlattığım konuydu. Yani hastamız geldiği zaman hastamızın isteklerini ortaya alıp. Çünkü bizim elimizde o kadar çok seçenek var ki yani biz bir kişinin ifadesini, gülümsemesini 17-18 yaşındaki ifadesinden tutun da daha ciddi ve daha olgun bir ifadeye kadar hepsini kazandırabiliriz. Yani şöyle gençler de gelip bunu istiyorlar. Kesinlikle. O manada söyledim ben bunu. Yani geliyorlar ve güzel gülüş istiyorum ben. Kesinlikle. Şimdi o noktada kişinin isteklerini biz not alıyoruz. Ona göre diş formlarını seçiyoruz ve yüzüne uygun olacak şekilde işte alt dudak kavisini dolgunlaştırır. Ha bu noktada mesela baktık biz yaptığımız zaman işe kişinin üst dudak çizgisi çok incedir. Hı hı. Gülümsediği zaman dudak çok yukarıya doğru kasılıyordur veya diş etleri çok aşırı gözüküyordur. Biz bunun diş etinin üzerinde de ufak bir cerrahi operasyon yapabiliyoruz böyle durumlarda. Ay bu çok önemli çünkü böyle diş eti olup da hani orada bir kesme olabiliyor ve onu tabii, düzeltebiliyorsunuz. Onu da işte yine lazerle diş etlerini keserek yapabiliyoruz. Eğer bizim de bunu çözemeyeceğimiz bir noktadaysa işte dudak dolgusu falan yapılması gerekiyorsa da onu ilgili yerlere yönlendiriyoruz zaten. Hı hı. Yani yüzün bütününe bakarak biz bunu yapıyoruz. Yani dikdörtgen bir yüz tipi olan bir hastaya kalkıp da işte oval ince uzun dişler yaptığımızdan çok anatomik olarak bir şey duracaktır. Yani bozuk bir görüntü olacaktır. Kötü bir görüntü olacak. Asimetrik duracaktır evet. Onu tabii belli kurallar dahilinde onları inceleyerek yapıyoruz. Zaten en sonunda da kişiye biz fotoğraf üzerinde gösteriyoruz. Fotoğraf üzerinde onayı aldıktan sonra 3 boyutlu yazıcıdan mock-up'larımızı çıkartıyoruz. Dişleri kestikten sonrasında da yani yine mock-up üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Yani dişlerini kestik, ölçüyü aldık. Yine dijital ölçüyle bunu alıyoruz. Dijital ölçü üzerinde yaptığımız düzeltmelerle, dişlerle biz plastik dişleri çıkartıp tekrar bakıyoruz. Hasta ne zaman okey verirse o zaman gerçek dişleri onaylıyoruz. Şimdi bu da çok önemli. Özellikle estetik açısından yine ne istediğini bilmek açısından onları takıp deneyerek karşılıklı karar verebiliyorsunuz. Son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bunu yaş olarak ne diyorsunuz? Özellikle diş estetiği, gülüş estetiği? Yani gülüş estetiğini tasarımı genellikle 19-20 yaşından sonra onda bir sınırlama koymadık. Ama aslında gülüş estetiği yaşı biz 19-20 diyoruz da protetik açıdan 19-20'de başlıyor. Aslında gülüş estetiği 11-12 yaşında başlayan bir konudur. Bunu bizim genç hastalarımız çok atlıyorlar. Ortodonti de aslında bir gülüş estetiğidir. Yani 11-12 yaşında çapraşık dişleri olan bir çocuğun tel takılarak 19-20 yaşına geldiği zaman ki istediği dişlere kavuşması için 11-12 yaşında o işlemin yapılması gerekiyor. Çok aslında doğru. Ortodonti de bir gülüş estetiğinin bir parçası olarak düşünürsek 11-12 yaşından yani sürekli dişlerin tamamlandıktan ölene kadar gülüş estetiğinin zamanı yok. Peki bütün bu her şey yapıldıktan sonra diş bakımında özel bir şey yapmamız gerekiyor. Tabii ki, tabii ki özel bakım yap. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim kendi doğal dişlerimiz o kadar büyük bir mucizeyle yaratılmış ki dişlerin üzerinde işte diş eti oluğu sıvısı dediğimiz bir sıvı var. Oradan bir sıvı salgılanıyor ağzın içerisindeki asidik ortamı nötrleştirmek için bir sürü mekanizmalar var. Ama bizim yaptığımız protezlerde bunların hiçbirisi yok. Olamaz da zaten. Dolayısıyla normal dişlerimizi günde 3 sefer fırçalamamız gerekiyorsa, herhangi bir protez yaptırdıysak, implant veya ne olursa olsun bir şey yapıldıysa, normal dişleri günde 3 sefer bakmak gerekiyorsa, kendi dişlerimiz implant yaptırdık,
bunu günde 5 sefer değil ama 3 sefer 3'er dakikayla bakmak lazım. Yani bakım daha önemli. Süreyi muhakkak uzatalım ve diş, zaten normalde dişimize bakmamız gerekiyor. Evet. Sağlık açısından da hem de görüntü açısından da. Ama böyle müdahaleler olduğu zaman da birazcık yine 3 kere ama süreyi uzatarak yapıyoruz. Süreyi daha ciddi şekilde. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Hasan Aydilek'le beraberdik, diş hekimi. Çok çok güzel bilgiler verdi. Kur'an-ı Kerim'de hangi besinlerden ve şifalarından bahsediliyor? Hurma, zeytin ve incirin gizli şifası ne? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in en sevdiği yemekler hangisi? Doktor Murat Topoğlu ve ilahiyatçı Mustafa Akgül'ün bilimle maneviyatı buluşturacağı bu sohbeti kaçırmayın. Efendim, gördüğünüz gibi programımız dolu dolu, çok önemli konu ve konuklarımız var. Ve şimdi muhteşem şefimiz Özlem Mekik'le beraberiz. Bugün yine bir kokutmuş ki Allah'ım, nasıl güzel kokuyor. Bu arada da bugün alkışlar hiç dinmedin Ergis abla. Görüyorsun evet, değil mi? Bize bayağı bir alkış aldık. Evet, yani şekerim. Bu enerjiyle artık neler çıkacak bilmiyoruz tabii. Ay. Evet, şimdi ben erkenden tabii güzel güzel mutfağımızı, stüdyomuzu kokutmaya başladım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine 3 tane harika lezzetimiz var sizler için. Bunlardan bir tanesi arada bir mutfaklarda unuttuğumuz ama İtalyanların makarnası varsa bizim de eriştemiz var dediğimiz evet, aslında. Evet. Güzel o erişteyi bugün hatırlayacağız. Ve erişteden ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde de böyle güzel hem çocuklar için hem sevdikleriniz için hem de aileniz için güzel bir lezzet hazırlayacağım size. Ne yapıyorum? Ispanaklı, mantarlı fırında erişte yapacağım. Şimdi evet değil mi? Değişik olacak birazcık. Şimdi genelde erişteyi hep şöyle yaparlar Nergis abla. Bu arada da dur hemen şunu söyleyeyim. Güzel böyle zeytinyağımı koydum. Soğanımı koydum. Güzel bir şekilde kavruluyor. Bakın şimdi sararmaya başladı. Şimdi ne yapacağım? Önce mantarlar atacağım. Normalde aslında ıspanakları da atabilirdim ama bunu bilerek yapıyorum. Çünkü ben şunu istiyorum. Ne? Birazcık sulu olsun istiyorum. O yüzden de mantara çok suyunu çektirtmeyeceğim. Çektirtmeden de hemen ıspanağı da atıyor olacağım. Şimdi bu kadar bol mantar gözüküyor ya, aslında bu koca tava şimdi yetmiyor gibi gözükecek bana. Ama halbuki çok da güzel bir şekilde yetecek. Çünkü onlar minicik minicik ufalacaklar. Değil diyorsun. Mi? Küçülecekler. Aynen öyle. Şimdi ne yaptık? Soğanlarımızı güzel bir şekilde kavurduk. Şimdi mantarlarımı da koydum. Kağıt, kalem, ekranda var bütün malzemeler. Evet. Evet. Şimdi Nergis abla sana vereceğim. Sen burayı karıştır. Yine mutfağa bölüştük. Sen anla. Şimdi tabii en önemli şey, fırında bir yemek yaparken mutlaka sosunun olması gerekiyor. Ya bu sos kremadan yapılabilirdi. Ya da işte beşamel sos yapılabilirdi. Güzel bir sos yapılabilirdi. Ama ben bugün yumurta ve yoğurttan, yani her zaman söylediğim gibi evdeki ve eldeki malzemeleri kullanarak güzel bir sos hazırlayacağım. Bu sosumuz sadece yoğurt ve yumurtadan oluşacak. Birazcık da sarımsak koyacağım. Hem içine koyacağım sarımsağı, güzel mantarlı, soğanlı ve ıspanaklı karışımımın, hem de aynı zamanda da ben bu güzel sosun da içerisine birazcık tuzla birlikte koyuyor olacağım. Şimdi ne yapıyoruz? İyi bir şekilde çırpıyorum yoğurt ve yumurtayı. Çırptıktan sonra güzel eriştelerimi, bu arada ben yayından önce güzel bir şekilde kavurdum. Kavurduktan sonra da haşladım. Şimdi çok fazla kavurma işleminde karartmasını istemedim. Nasıl kavurdun? Nasıl? Tereyağı ile birlikte önce erişteyi kavuruyorsunuz. Buradaki en önemli özellik o. Neden diyeceksiniz? Neden? Çünkü erişte bol yumurtayla yapılır. O nedenle yani hamuru tutulurken eriştenin bol yumurtayla tutulur Nergis abla. Bir gün burada erişte yapalım. De yapalım Özlem. Evet. Yapmaz mıyız? Yapmaz mıyız? Hem de en güzelini yaparız gerçekten de. Ben şimdi şöyle de hatta toparlayayım etrafında. Şimdi kavurdun. Evet. Ondan sonra haşladın. Ondan sonra güzel bir şekilde aslında haşlama işlemi de yaparken suyunu çektirdim. Haşlama yapılmaz aslında erişteye. Yani bir makarna gibi düşünmeyin lütfen. Tamam. Ben sadece suyunu çektirdim. Arkasından da onu güzel bir şekilde kuruma yapmaması için yağladım. O yağlama işlemi de şu anda gördüğün gibi. Bu parlaklık aslında yağlamadan kaynaklanıyor. Yani yağladığın için evet böyle evet, pırıl pırıl ve birbirine yapışmıyor. Aynen öyle. Kurumayınca yapışmıyor aynen tabii birbirine. Öyle. Şimdi yoğurdu şöyle yumurtayı güzel bir şekilde çırpıyorum. Ve içerisine birazcık da sarımsak, dediğim gibi sosuna da sarımsak koyacağım. Oo, çok bu güzel bir şey oluyor evet, bu. Aynı zamanda
bir beşamel sos kıvamı alacak. O yüzden de birazcık böyle koyu bir kıvam olacak. Yumurta ve yoğurt var sadece. Aa, şimdi, şu anda kıvamı çok güzel duruyor. Evet. Şimdi ben onu alayım. Al canım. Hemen. Bu güzel elektrikli ocaklarımız güzel oluyor böyle. Şimdi ne olacak? Ben bunu kavurma işlemini yaptıktan sonra Nergis abla sen yerine geçeceksin. Zaten doktorumuz da var. Bak ben burada şimdi güzel. Önce eriştelerimle ıspanaklarım iyice kavrulacak tabii ki. O yüzden sizi bekletmeyeceğim burada. Onları kavurduktan sonra erişteyle karıştıracağım şöyle güzel güzel. Hemen arkasından bir fırın camının içerisine koyacağım. Ve içerisine tereyağı koyacağım. Güzel kaşar peynirlerini de koyacağım. Oh. Var ya yayın esnasında hem buraları kokutacağım hem de çok güzel bir lezzet yemiş olacağız. Bak bizi mahvettin, evet. Mahvettin. Yine şahane bir yemek. Çok güzel. Evet. O zaman yani beni gönderiyor musun sen şimdi? Sen git, ben devam ediyorum. Kovdu bizi mutfakta. Eyvah. Çünkü kavrulması lazım. Tabii tabii. Haklısın. Değil mi? Çok haklısın. Yine biz bu kadar süreler içinde valla şahane yapıyorsun ya. Bir de yenilebilecek yemekler önemli olan yapılması. Yani genelde yayında yemek yenmezler ya. Ama biz bugün yayında yemek yediriyoruz. Yok yok, bizim valla hepsi yeniliyor. Sonrasında da zaten hiç affetmiyor bizim ekibimiz valla. Bir de Jaws'larımız var değil mi? Jaws'lar geliyor böyle geziniyorlar etrafımızda. Efendim. Tamam, o zaman beni konuğumun yanına uğurluyorsun sen yani. İyi hayatım. Hadi peki. Hadi gidiyorum. Kur'an-ı Kerim'de hangi besinlerden ve şifalarından bahsediliyor? Hurma, zeytin ve incirin gizli şifası ne? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in en sevdiği yemekler hangisi? Doktor Murat Topoğlu ve ilahiyatçı Mustafa Akgül'ün bilimle maneviyatı buluşturacağı bu sohbeti kaçırmayın. Evet efendim, şimdi Akupunktur Derneği Başkanı, siz kendisini çok iyi tanıyorsunuz, Doktor Murat Topoğlu bizlerle birlikte, bir kere hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Öncelikle programınız kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Star TV, burayı izleyen tüm televizyon başında oturan herkese de selamun aleyküm diyorum. Sizler de hoş geldiniz diyorum. Ve bu arada çok büyük geçmiş olsun, çok büyük teşekkür geçmiş olsun. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Benim de çok sevdiğim, inanılmaz bir tiyatrocu. Ve bir zamanlar benim de boyun ağrıları için gelen bir hastamdı. Evet. Akupunktur tedavisi yapmıştı kendisine de. Evet, Allah'ım iyice güzel güzel şifalar i̇nşallah. Verecek inşallah. 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 Dua buradan ediyoruz. Hepimizin duasını gönderelim diyorum. Evet. Şimdi inşallah. Bu programda çok iyi dinliyorsunuz. Sizler de kalem kağıtlarla not alıyorsunuz. Herkes alsın. Biraz sonra gerçi Mustafa Hocam'la beraber inşallah Kur'an-ı Kerim'de geçen besinleri tek tek beraber irdeleyeceğiz ama ondan öncesinde ben bir takım şeylerden bahsetmek istiyorum. Basit basit şeyler. Bu arada sizler diyet yapıyorsunuz, kilonuz var. Kilo bir hastalık biliyorsunuz. Bu hastalık tedavisi de eğer 3-5 kilo fazlanız varsa şimdiki anlatacağım şeylerden yararlanabilirsiniz. Ama eğer 5-6-7 kilonun üzerindeyse mutlaka bir akupunktur uzmanı veya bir hekim veya bir endokrin uzmanını mutlaka görmeniz lazım. Neden? Çünkü tiroid bezleriniz çalışmıyor mu çalışmıyor mu bilemezsiniz. Kan tahlilinde çıkar. Vücudumuzdaki böbreklerimiz var. Onun üstünde bezler var. Böbrek üstü bezleriniz fazla mı çalışıyor, az mı çalışıyor? Onu da bilmemiz lazım. İki, affedersiniz hanımlarda yumurtalıkta kistler var. Bazı bu kistler erkeklik hormonu üretir. Buna polikistik over deriz biz. O var mı yok mu? Bazen tüylenmeler de yapabilir. Tüylenme yapmayabilir de kilo vermeniz mümkün değil. Bunların da tedavisi olması lazım. İnsülin direnciniz var mı yok mu? Bunların da bilinmesi lazım. Dolayısıyla hekim kontrolü burada şart. Bir de ben kilo veremiyorum. Ne yapsam kilom gitmiyor. Tabii sabahtan akşama kadar yediğiniz şeyi bir torbaya koysanız ertesi gün inanamazsınız. Ay bir gün onu yapsak herhalde koca bir çöp torbası çıkar. Vallahi bunları ben mi yedim diyorsunuz. Bizler gece kalkıp benim iki tane o eritilmiş çikolatalar var ya hani böyle kaşık kaşık yeniyen şeyler marka vermiyoruz. Onları yiyip ikisinin sabahleyin uyandıktan sonra boş kutularını cam şişelerini görenler var. Yani bunlar benim hastalığıma ben çünkü 33 senedir bu meslekteyim. Haklısınız. Hem akupunktur tabii ki genellikle migren, bel fıtığı bir sürü tedaviler haklısınız. Yapıyoruz ama genellikle beni halk böyle zayıflatan doktor olarak, obezite doktor olarak tanıdı. Ama obezite de bir şişmanlık. Dolayısıyla tabii. Şimdi herkes kilo verebilir.
Kilo vermek isteyenler parmaklarını bir kaldırsın. Göreyim bakayım. Ben de dahil. Ben de dahil. Bakın, hepimiz. Benim bile 2-3 kilo fazlam var. Ben de sizlerle beraber değilim. Çok güzel. O zaman ilk dikkatle dinliyoruz. Fakat ondan önce akupunkturla ilgili bir takım masaj noktaları var. Ben o masaj noktalarını size göstermek istiyorum. Ay ne olur gösterin. Burada hocam. Durabiliriz. Tamam. Şimdi başınız ağrıyor. Biz tabii bunu akupunktura gelen migren üzerine kurulan bir dal akupunktur biliyorsunuz. Ben en az binlerce hasta tedavi ettim migren ve %85-90 baş ağrılarında çok etkili. Tabii bir hekim olarak biz baş ağrısının nedenini anlamak zorundayız. Tahliller, MR'lar vesaireler yaptırıyoruz. Beyin işte tümörler de baş ağrısı yapar. Onu ekarte etmek gerekiyor hekim tabii. olarak. Dolayısıyla diyelim ki gerilim baş ağrısı var, stres baş ağrısı var. İşte gece saat 12 başınız ağrıdı. Ve doktora telefon açmak istemiyorsunuz. Evde de ilaç bitti. Eyvah. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Hemen çok basit. En azından o ağrıyı biraz hafifletme açısından. Herkes şu beş parmağını göstersin. Güzel. Baş parmak ve işaret parmaklarımızı görelim. Baş evet. parmak ve işaret. Evet. Bunun ortasında bir perde var. Şurası. Aynen. O perdenin ortasına tam şuraya bakın buraya. Allah'ım uğur böcekleri verdim sana uğurlu. Ha daha aşağıda ha. tamam şurada. Şöyle yaptığınız zaman en Aha. tümsek yer. Şöyle ha. yapın en tümsek evet, yer. Evet şu tümsek yer. Ha. Buraya iki taraflı elinize buz koyacaksınız. Buz. Buzu koyacağız burada 2 dakika boyunca ama tabii donduğu zaman çekmek koşula. Bu sefer buz yanı oluşturmayın diye. Ha. Elinizde bir havlu alın. Havluyla Olur. buzu tutun. Tuttu. Buraya koyuyorsunuz küçük sivri kısmını. Çok soğudu çekiyorsunuz. Biraz daha bir daha. Ve bunu 2,5-3 dakika yapın her iki elinize. Bir bu. İkincisi. Aa çok güzel bilgi oldu bu hocam. Akşam geldiniz gözlüğünüz var. Gözlüğü çıkartıp koyarsınız. Çıkart. Şöyle bir hareket yaparsınız değil mi? Ha şura evet. Gayret ya. Şuralara basınç yapıyorsunuz. Hemen bu başınızın ön tarafındaki şu kaşın başlangıç yerlerine. Allah'ım nazarlardan saklasın. Uğur böceklerimi de taktım. Çok Ay, yakıştı. Ne güzel. Ha. İki tane. Tam buraya buz yapıyoruz. Ha yine buz. Başın ölemize. Tabii. Ha. Buzla orayı donduruyoruz, çekiyoruz. Donduruyoruz, çekiyoruz. Tabii yakmadan. Havluyla tutuyoruz ha. ve yakmadan. Aa. Ve şakaklarımız ağrıyor. Şu gözümüzün şakakları tam Hı. burada. Tam da oraya koyuyorum. Bakın buraya. Vallahi harika bir modelsin. Bilim için kendini harcıyorsun. Ay. Şimdi... Hocam bu arada buz nasıl bir etki yapıyor? Buz oradaki akupunktur noktasını uyarıyor. Ve uyardığı zaman gerçekten beyinde beta endorfin, serotonin gibi bir takım salgılar salgılanmaya başlıyor. Özellikle bu baş parmağımızla işaret parmağımızın hmm. arasındaki yer. Hocam ben hep yanlış neden bilmişim. Bu Şurası sanıyordum meğer şu Fatih yükseltinin neden olduğu Neden etkili yani. Biliyor musunuz? Çok mantıklı anlatacağım. Şimdi en çok kullandığımız uzvumuz neresi? Eller. Evet. Değil mi? Ne yapıyoruz? Ellerimizle ne yapıyoruz? Her şeyi. Dokunuyoruz, yemek Tabii. yiyoruz. Ondan sonra bunu kaldırıp indiriyoruz. Ama ayağımız bu işe yaramıyor. Bakın bu 5 parmağımız var doğru mu? Bu 5 parmağında 2 parmağını en çok kullanıyoruz. Şunu. Şunları. Şu parmaklar bunların yardımcısı. Şu parmaklar yardımcısı. Şu 2 parmakla her doğru. şeyi yaparsınız. Doğru. Kalem tutarsınız, yazı yazarsınız, dokunursunuz. Yemek yaparsınız, her doğru. şeyi yaparsınız. Dolayısıyla beyinde... Burayı idare eden, bunu beyin idare ediyor. Hı hı. Çünkü beyinde kanama olursa, tıkanma olursa bu hareketleri isteseniz de yapamazsınız. Felç oluyorsunuz. Hı hı. Bunu tam ters tarafı tabii. Bu elin, yani burası felç olursa karşı eliniz. Ha, burası tam ters çaprazı. Tıkanırsa, kanama olursa öbür tarafı. Çünkü çaprazlaşıyor Anladım. Omurilikte. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu şu 2 parmağı idare eden alan bu yumurta kadar. Bir alan şurada. Şu elim idare ediyor bakın. Hı hı. Ama kalçamız o kadar büyük ama oturmaktan başka bir işe yaramıyor. İşte o da kameraman arkadaşım görebilecek mi? Şöyle göstereyim. Şu mercimek kadar. Bakın elimi idare eden yer bu. Bu. Kalçamı idare eden yer bu. Allah'ım sen ne büyüksün ya. Evet. Dolayısıyla Allah'ın bilgini anlatmak anlatamazsınız vallahi, ya. Vallahi. Şimdi biraz sonra kafanızı yiyeceksiniz o evet, Kur'an-ı Kerim'de geçen evet. şeyleri anlatmaya başlayacak. Ya ben kafamı yedim yani. Evet, evet. Hani Allah-u Teala bir Kur'an-ı Kerim'de şunu yazmıştı. Bakın göklere diyor. Biraz daha bakın. Ama o gözleriniz geri size yorgun olarak geri dönecek. Çünkü sonu yok. Orada orada sıyırıyorsunuz ya bir yerlerde kayboluyorsunuz. Çok Onun için de fazla değişmemek lazım. Şimdi bunu anladık değil mi? Buralara buz yapıyoruz. Ensemiz ağrıdı. Hemen çok güzel saçlarımızı da toplamışız. Tabii tabii. Şimdi hazırım hocam ben Vallahi her şeyi. Valla sen bilim için. Evet.
Şimdi bu ense köklerimizin bakın burasına masaj yaptırırsınız değil mi? Çok bir güzel. De şu omuzlarımıza masaj yaptırırsınız. Evet. Şimdi masaj yaparken şu boyunla, şu bitimiyle şu omuzun ortasında bir yer var. Buraya da buz koyun. Burası stres için de çok önemlidir. Evet. Bakın. Güzel. Çok iyi geldi. Devam edeyim mi? Ay hocam çok iyi geldi. Oo. Bugün çalışmıyorum ücretim. Bu nokta gerçekten evet. Çok etkili. Bir buralara da buz koyabilirsiniz. Ha. Aynı şekilde buzları buraya da koyabilirsiniz. Enseden ağrı geliyorsa. Ama temel nokta burası. Buraya uyardığınız zaman o yumurta gibi olan alandan daha fazla serotonin, prostaglandin, efendim endorfin çıkıyor. Bu ağrıları düzeltmek için. Şimdi gelelim. Mideniz bulanıyor, hamilesiniz. Hamileler izliyorsunuz. Ayrılmayın ekrandan. İlk 3 ayda biliyorsunuz hamilelikte kusmalar çok fazla olabiliyor. Bulantılar çok ben fazla de, olabiliyor. Mesela ilk 3 ayda olmuştu bayağı. Olabiliyor. Evet. Bazısı da hafif, bazısı da çok. Veya araba tutması var. Arabada gidiyorsunuz. Of. Araba tutmaları var ya. Sende mi var? Bak sen de onu yapıyorsun. Şimdi gene ellerimizi böyle yapalım. Güzel. Ben bu tarafa hemen geçiyorum. Şimdi 3 parmağını şu öbür elindeki 3 parmağını şöyle yap. Şöyle benim gibi. Şu 3 parmağını. Evet. Evet. Şu el bilek çizgisinin oraya koyalım şu şekilde. Aynen böyle. Bunun bittiği yer burası. Evet. Perikardiyum altı dediğimiz kalp zarının 6 numaralı noktası. Hemen buraya koyuyorum. Buraya arabada giderken şu şekilde iki taraflı masaj yapın. Ama bastıracaksınız böyle hani şöyle, dokunur gibi şöyle, değil. Şöyle bayağı hafif, bastıracağım. Hafif acıtacaksınız orayı. Yani bu 3 parmağımız bizim kendi böyle koyacağız. Hemen bitti altındaki yer. Yere de. Buraya bastırıyorsunuz. Buraya ya da buz yapıyorsunuz evdeyseniz. Hamileler ama, için söylüyorum. Ha tabii evdeyseniz. Oraya buz koyuyorsunuz. Tabii. Gerçekten FDA tarafından yani Amerikan ilaç ve besin birliği tarafından onaylanmış bir noktadır burası gerçekten. Çok ilginç. Şimdi tam tarafından tersini çeviriyoruz. Çevirdim. Bu yine 3 parmağımızı yine koyuyoruz. 3 parmağımı koydum. Tam şu bittiği yerden. Evet, çizgiden. Tam, şu çizgiden. Evet tam çekiyoruz evet, elimizi. Evet çektim. Burası da bağırsaklarınızı çalıştırır. Hemen bu önemli. Hakikaten çok önemli. Yani biraz olsun. Tabii ki beslenme şartları çok tabii. Önemli ama en azından çok büyük yardımcı olur. Buraya da sabah akşam ikişer dakika buz yapalım. Bu dediklerimle sabah akşam ikişer üçer dakika. Bağırsak. Arada çekmek koşuluyla. Şimdi streslisiniz. Sakinleşmek istiyorsunuz. Kocaya kızdınız. Hani beylerde hanımlara kızdık. Çocuklara kızdınız. Kızdı. Yaramazlık İşe yaptılar. İşe kızdınız. Trafiğe kızdınız. Komşunun dedikodusuna kızdık. Tepeniz çok atmak var. Üzere. Hı. Ne yapalım? Hı. Şunları çıkartıyorum. Çıkardık. İki tane, üç tane önemli nokta var. Birincisi, iki kaşımızın tam ortası. Hintlilerin buraya biliyorsunuz bir sürü şey yaparlar. Evet. Hayat girişi derler falan filan. Hı. Burası çok yüksek derecede beta endorfin çıkartan noktadır. Buraya buz koyacaksınız bir. Hı. Bir de şimdi kulağımızı görüyoruz. Kameraman arkadaşım kulağı görüyor. Hı hı. Kulağın en tepe noktasını görüyorsunuz. Hı hı. En tepe noktasından yukarı doğru geliyoruz. Hı hı. İki kaşımızın ortasından da geliyoruz. Evet. Bam tepede nokta. Tepemi attırma noktası. Ondan ha. Diyorlar tepem attı tabii, diye. Tabii zaten bu akupunktur yapıyoruz her gün. Ha. Şimdi buraya ve buraya ikişer üçer dakika buz masajı yapalım. Ha. Bir de gene elinizi şöyle pardon. Yapalım. Karışmasın evet. Diye bunları çıkartıyorum. Tabii tabii. Şimdi gene böyle yapıyoruz. Yaptık. Küçük parmağımızı görüyoruz. Evet. Küçük parmağımızın şu iç kısmından dimdik geliyoruz. El bilek çizgimizi kestiği yer. Şuradan tam geldi. Orası geldi. Buraya da buz koyuyorsunuz. Burası da kalp 7 dediğimiz, şenmen dediğimiz değişik bir isim var. Neyse. Buraya da buz koyuyoruz. Bu, burası ve burası. İkişer dakika, üç dakika buz koyun. Stres için. Hakikaten. Stres. Depresyon için. Bu... Panik atak için. Bizim, benim panik atak hastalarım da var akupunktura gelen. Tabii biz bunları biraz daha profesyonel anlamda buralara hı-hı. iğne veya lazer uygulamaları hı-hı. yapıyoruz. Hı-hı. Tabii akupunktur astım alerjilerinde de çok etkili. Çok. Çocuk yaşlarda özellikle mesela 4 yaşında 5 yaşında bir sürü hastamız var. Alerjik astımda gelen. Onlar da kapını çok etkili. Trigeminal nevraj dediğimiz yüze vuran şiddetli ağrılar da çok etkili. Hatta yüz felçleri. Vücut felçlerinde ilk 3 ayda yakalarsak 6 aydan sonra etkisi olmuyor. İlk 3 ayda çok etkili. Bunu da buradan söyledikten sonra. Çok şimdi önemli. Sana çok özel bir şey daha söyleyeceğim. Tamam hemen. Sen şimdi beni gördün. Evet. Ya bunu da tanıyorum ya doktorum biriydi ama ismini de çıkartacağım ama kimdi? Dedim. Murat Topoğlu'na gelmedi aklına unutkandık. Gelmedi. Unutkandık evet. Ya nasıl bu hatırlayacağım ama ya
Mehmet miydi Murat? Ay ne kadar da çok olan bir oluyor durum değil mi hepimize? Bu. Çok olan bir durum. Çok basit. Şimdi yabancı sunuculara baktığınız zaman şöyle bir hareket yaparlar size. Ha evet. Siz zannedersiniz beni dinliyor. Hayır sizi evet, dinlemiyor. Evet bunu çok yaparlar. Bakın ne yapıyorum. Ne yapıyor? Orta parmağımı gördünüz mü? Ha. Buraya köke doğru basıyorum. Tamam buraya. Aa şuraya. Basınç yapıyorsunuz buraya. Evet. O sırada bir takım isimleri çağrıştırmaya başlıyorsunuz. Ha. Yani erkekse işte Mehmet, Hüseyin vesaire çağırıyorsunuz. Şak. Oradaki kelimelerden birkaç tane harf onun ismine denk geliyor. Hocam bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Tam şu bölgeye basınç yapıyoruz evet. Unutkanlıkta. Hepimize lazım. İşte ayrıca unutkanlık için omegadan ayrıca anlatacağım. Şimdi bunu da geçiyoruz. En son olarak grip başladı. Burnumuz tıkanıyor, burnumuz şakır şakır akıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Üç tane noktamız var. Gene burası. Ha, ve burnumuzun kanatlarını görüyoruz. Bu kanatlarımızın şu çizgi kesiyor ya. Tam biri burada. Bir tanesi de tam onun yan tarafında. Şimdi herkes şöyle işaret parmaklarını alsın. Şu kanadı gördük. Evet. Kanadın yan tarafına geldik. Evet. Şuraya dik bir şekilde, sert bir şekilde ha. Basınç yapıyorsunuz. Bakın. İki dakika ama böyle sert uyaracaksınız. Bir de buraya da yapacaksınız aynı hareketi. Ve burnunuz gerçekten açılır. O akıntı varsa azalır. Ama bir şey söyleyeceğim. Bayağı şu anda bile burnumda böyle bir şey hissediyor musunuz burnunuzu? Evet. Evet. Yani vay be mesleği öğretiyoruz. Ben Oo bayağı nefes almayı açtı yani. Aynı zamanda Medipol Üniversitesi'nde, Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim ben. Oo, yani orada da akupunktur eğitimlerine gidiyorum. Hoca olarak ama size burada hiçbir ücret karşılığı olmadı. Hocam çok güzel gerçekten ama. Gerçekten açar. Açtı. Ciddi açar. Evet. Nefesiniz çok rahatladı. Çok rahat hocam. Şimdi bu kadar anlattık. Bundan sonra bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bu akupunktur şeylerini bıraktıktan sonra. Evet. Şimdi omegalar diye bir şey var biliyor musunuz? Omega. Hepimiz duyuyoruz omega, omega, omega. Evet. Şimdi omega'nın şöyle bir şeyi var. Önce şuradan başlamak istiyorum. Şunu bir tutar mısınız rica etsem? Tabii ki. Şu pankartı. Tabii ki. Şimdi bu nedir? Omega 3. Evet. Hepimiz biliyoruz. Nedir? Omega 3 balık yağında var. Balık şu balığımızın yağında. Tabii somon balığımızda daha da fazla var. Somon balığında omega 3 var. Omega 3 ne işe yarar? Bir... Vücut üretmez bu yağı. Dışarıdan almak zorundasınız. Kalp ve damar hastalıkları için. Kolesterolü düşürmek için. Özellikle hanımlarda çok önemli eklem değil mi? Eklem hastalıklarında takviye edici anlamda. Artroz dediğimiz kireçlenmelerde takviye edici amaçlı. Omega 3 bütün dünya tarafından kullanılıyor. Şimdi omega 3 dediğim gibi sadece burada DHA ve EPA dediğimiz şeyler var. Bir de ALA dediğimiz şeyler var. Yani bunlar tabii çok teknik şeyler ama şunu anlatmak istiyorum. DHA yani omega 3'ün içinde bulunan yağın isimlerinden bir tanesi omega 3'ün. Bu nedir biliyor musun? Nedir? Beynimizin %9'u, beynimizin %9'u DHA'dır zaten. Oo. Onun için çocuklarınızda ne diyorsunuz? Çocuğun balık ya kafan çalışsın. Zihnin evet. çalışsın. İşte aslında biz biliyoruz. Omega 3 var onda. Onu yerseniz DHA dediğimiz %9 olan beynin içindeki şeyi siz dışarıdan almış oluyorsunuz. Zaten beynin ihtiyacı var buna. Beynin kendi yapısında var. DHA dediğimiz şey. Bunu anlattıktan sonra gelelim bir de şöyle bir şey var. Omega 5. 5. Nerede var? Nerede var? Nerede ya? Var? Da na na na. Oo tam da zamanı. Nar nar nar. Nar girmeyen eve Doktor Murat Topol girer. Ya. Onun için sizi narı çekirdeğiyle yiyeceksiniz. Daha sonra başka bir zamanda yeni inşallah gelirsem bunun kabukları ile ilgili çok özel şeyler yapacağım. Bunda kabuğunu atmayın. Bir sonraki programda bunları kurutun kabuklarını bakın ne olacak size ne yapacak. O zaman şöyle bugünden itibaren biz narı yiyip kabuklarını bir biriktirip kurutmaya başlayalım sonra sizden öğrenelim. Şimdi bu narın bak şeyimiz var mı bıçağımız var mı orada? Bıçağımız var mı arkadaşlar var. Orada narımız için? Böyle atmak istemiyorum sen ziyana gidip bir ortadan parçalayıp ben konu burada şimdi göstereyim konu mankeni çok olarak sevinirim. Seni. Şimdi nar çekirdeğinin içinde omega 5 var. Omega 5 o da dünyada en çok çalışılan konulardan bir tanesi. Bu da vücut bunu üretebiliyor ama dışarıdan alınması daha iyi oluyor. İçinde kolesterol düşüren ve iyi HDL dediğimiz iyi kolesterolü yukarı çıkartan özellikle maddeler var. Özellikle şimdi de çok bol bulunabilen tabii. Ve gelelim, uygun fiyatlı arkadaşlar. Şimdi omega 5 dediğim gibi şu narımızı görüyoruz ya. Şu
çekirdeği omega var ya. Omega 5'e döndüm. Şu çekirdeğini içini de ağzınızda çıtırdatın. İçindedir omega 5. Ha, o yüzden çekirdeği muhakkak. Tabii. Ben çok seviyorum. Çekirdekli tüketiyorum. Tabii. Ben kabukla da yiyeceğiz. Birçok şey kabukla yiyeceğim ama daha sonra kabuk şov yaparız. Şimdi bu çekirdeğin içindeki omega 5'i almakta haricinde. Şunun içinde olmayan yok. Bütün dünyanın en güçlü C vitamini, A vitamini, bütün antioksidan şeyler var. Antioksidanlar var içinde. Likopen de var. Kırmızı olan her şeyde likopen var vesaire vesaire. Şimdi şu zarları var ya. Şu evet, zarların evet, neyi? Evet. Bağırsakları çalıştıran en önemli şeylerden bir tanesi. Ay onu yemiyoruz işte. Yeme. Acı diye yemiyoruz. Yiyeceğiz. Acı diye yer. Her Allah Allah. Yiyelim. Yiyeceğiz. Ne yapıyor? Bağırsakları mı çalıştırıyor? Tabii ki. Tamam, şimdi süper. Omega 6 nerede var? Omega 6 bir sürü şeyde var. Fındıkta da var, şeyde de var. Hı-hı. Bir sürü kullandığımız zeytinyağında da var. Hı-hı. Ama esas olanı çok enteresan bir resim getirdim. Ne? Kastamonu bölgesinde yapılır biliyorsunuz. Hodan bitkisi vardır. Hodan. Hocam ilk defa duydum. Çok yemeğini yaparlar Anadolu'da. Hodan. Hodan. Duydunuz değil mi? Hodan. Şu bitkinin yapraklarıdır. Bakın bilenler var aramızda. Dünyanın en sağlıklı gıdalarından bir tanesidir. Gamma linoleik asit var. Baharda çıkar. Mutlaka çıktığı zaman yapın omega 6'nın gamma linoleik asit şekli var ki vücudun en çok kullandığı kireçlenmelerde, artrozlarda inanılmaz etkili. O zaman bu hodanı aklımda tutacağım. Pazarda da rastlamadım ben ama var, demek var. Ki var. Sen tamam. Pazarlarında var. Arayacağım. Şimdi gelelim omega 7'ye. Hemen hızlı hızlı geçiyoruz. Omega 7. Omega 7 iğde var ya iğde. Ay diyoruz. Çok severim. Onun kır iğdesi tipi vardır. Kır yabani iğde diyoruz ona. Hı. Onun içinde vardır. Bu da omega 7 palmitoleik asit diye geçer. Bu da dünyadaki en son çalışmalardan bir tanesidir. Bildiğimiz iğde de var mı? Var. Biz, az miktarda var. Tamam. Gelelim. Efendim? Yok çekirdeği değil. İğdenin kendisinde. Hani kendisinde. Şimdi omega 9 hepimiz biliyoruz. Omega 9 vücut kendisi de yapabilir ama fındık yağında var, zeytinyağında var. Zeytinyağından bir sağlıklı zeytinyağı diyoruz ya. İşte omega 9 var içinde. Onun için sağlıklı diyoruz. Bu de sürpriz bir şey geliyor. Omega evet, 11. Bunu hiç duymadınız. Hayır duymadım. Bu çok ilginç. Dünyadaki en son 3 sene 4 senedir çalışmalardan bir tanesi. Bu balığın içindeki karaciğerin içindeki yağ var. Morina balığı vardır. Morina. Morina balığı. Morina evet, balığının morina balığı. Karaciğerinin içinde bulunan %1 ile %5 oranında bulunan yağdır. Tabii bunu bulmak biraz Türkiye için çok zor ama ben bilimsel olarak anlattığım için eğer hani bu tarz şeyleri balık sevmiyorsanız, balık yiyemiyorsanız bunların özellikle omega 11 de içeren bir sürü yağ şey kapsüller vardır. Ezelerden de alabilirsiniz bunları. Anladım. Omega 11 içeren. Şimdi gelelim size bir karışım yapmak istiyorum. Bu karışım da çok ilginç. Hı. Metabolizmamızı çalıştıran bir şey yapalım. O zaman yağlarımızı mı yakıyoruz yani? Yağlarımızı tabii ki yakmak için bir kere aldığınız enerji harcadığınızdan az olacak. Hı. Bakın yani sabah, öğlen, akşam ne yiyorsanız bunların kalorisini iyi bilmeniz lazım. Sen akşama kadar börek çörek ye, sonra benim yaptığım Murat Topoğlu bunu yaptı vallahi. Tembellik yapmayın diyorsunuz. Bunu yaptı vallahi yağlarımda hiç erimedi. Erimez. Yani onun için tabii ki yediğiniz şeylere dikkat etmek zorundasınız. Ama buna dikkat ederek biraz daha metabolizme katkıda bulmak için size ananasımızı alalım. Alalım. Burada ananas. Evet. Bu ananası kadınlar hayatınızın en güzel meyvelerinden bir tanesi. Kadınları ananasa benzetiyorum. Neden biliyor musunuz? Ama ne güzel. Ödem çözen tek meyvedir. Adet öncelerinde. Efendim vücudunuz şişiyor ya. Evet. Bunun yarısı bir porsiyondur. Günde 3 porsiyon meyve hakkınız var. Bunun ortası serttir. Hı hı. O sert olan bölümü genelde atarlar. Evet atarız. Atmıyoruz sakın. O zaman hani markette de kesiyoruz ya o ortayı o isteyelim. Çıkartıyorsa verin orayı diyelim. Orayı rendeleyin. Rendeleyin. Yiyorsun sen bak biliyor. Ama aferin sana. Orayı rendeleyin. Ne var içinde? Bromelan var. Bromelan. Yani? Ödem çözer. Direkt bayanda ödem çözer. Kilo vermede çok etkili. Dünyadaki en etkili meyvelerden bir hocam, tanesi. Hocam biz boşuna ananas. Atmışız bugüne kadar onları. Onu hemen istiyoruz marketten tamam. Ve rendeliyoruz. Evet. Şimdi biz bunun suyunu çıkarttık. Buraya koyduk. Evet. Şimdi bunun içine ne ekleyelim? Şöyle sizden rica yardım tabii isteyeceğim. Tabii ki. Tabii ki. Sumak, sumak, sumak. Şimdi dünyanın üçüncü en yüksek antioksidanı sumak. Çok da severim. Zerdeçallar, zencefiller 8. 9. sıradalar. Dikkat et.
Birinci, ikinci sırayı biraz sonra söyleyeceğim. Az sonra bekleyin. Hı. Ne demek antioksidan? Antioksidan belediyenin çöpçüleri demek. Ne demek belediyenin çöpçüleri? Şu demek. Şimdi siz hanımefendi sabah ne yediniz? Peynir, yumurta. Biraz sonra öğlen gelecek. Öğlen de bir şey yiyeceksin. Çay da içeceksin değil mi? Bunları affedersin yedik içtik ne yapıyoruz? İdrarla dışarı çıkartıyoruz veya büyük abdestle dışarı çıkartıyoruz. Doğru mu? Evet. Güzel. Doğru. Şimdi hücrelerini düşün. Bu hücrelerin de dışarıdan alıyor şekerini, oksijenini kandan alıyor ya hücreler. İşte vitaminini, mineralini alıyor, besleniyor. Beslendikten sonra atık maddesini hücrenin atıyor. Dışına çıkartıyor. O hücrenin dışına çıkan atık maddeler, toksik maddeler kim alıyor? Antioksidanlar alıyor. Çöpçüler. Antioksidan çöpçüler işte. Aynen öyle. Anladık mı? Anladık. Çok güzel anladık. Antioksidan çok bu. Şimdi bu sumak 314 bin mol dediğimiz çok yüksek bir değerdir. Bunu çay kaşığı kadar şu bizimki şöyle ucuyla alacağım. Ucuyla ben. Azıcık atalım. Şu bir çay kaşığı yeter o kadar. İşte. Koyduk. Evet. Şimdi bunu koyduktan sonra. Bu üçüncü sırada. İkinci sırada ne geliyor biliyor musunuz? Hadi bakalım bilin. Ya gördünüz bundan. Karanfil. Her gün iki tane, şimdi yapmak istemiyoruz çünkü biraz acıdır böyle biliyorsunuz. Ama ben her zaman tüketiyorum. İki tane. Hatta iştah kapatmak için, iştahı azaltmak için ben size güzel bir tarif de vereyim. Şunu tut. Tuttum hocam. Şuradan da naneyi aldım. İştahı kapatmak için, azaltmak için. Yemek öncesinde. Aldım. Bak bunu yapacağım karanfili. Ama su da lazım bana tamam. Tamam hocam. Şimdi bunu aldık. Şu karanfili içine dürdüm. Evet. Nane dolması. Evet. Alıyorum yemek öncesinde. Bakın. Nane ile karanfil. Karanfil üçüncü sırada antioksidan. Ağzım içi böyle hem çok garip oldu. Ama olacak. Güzel ama ne? Kötü bir şey değil. Güzel. Bence bir ferahlık veriyor. Soğuk su. Ha. Azıcık. Soğuk su. Ondan sonra oturun yemeğe bakın bakalım yiyebiliyor musunuz? Ne kadar zaman önce hocam? Yemek öncesi hemen. Hemen önce. Evet. Aa ne güzel. Peki karanfil, nane, dolması. Aa çok iyi. İşte azaltır nane ekstresi. Çok iyi. Çok kesinlikle kanıtlanmış şeylerden bahsediyorum. Bir de ben buzlu su dedim. Çünkü tabii boğazı şişenler için tavsiye etmiyoruz. Yani buna dokunanlar için tavsiye etmiyoruz. Ama ben rahmetli annem 89 yaşında vefat etti. Babam 99 yaşında vefat etti. Hayatında bir kez olsun ılık su içtiğini görmedim yaz kış. Her zaman buzdolabından soğuk su içtiler. Neden? Çünkü bu kaç derece? 8 derece. 9 derece. Senin vücudun 36,5-37 derece neredeyse. Miden biraz daha sıcak. 38,5-39 civarındadır midenin. Şimdi sen 38,5-39 derecelik midenin içine şu 8-9 derecelik suyu gönderdiğinde ne oluyor? Ne oluyor? Vücut onu şak diye bir kramp yapıyor, kasılıyor, büzüşüyor. Niye? O suyu ısıtmak için. Kendi ısına getirmek zorunda. O ısıtırken harcadığı hız metabolizma hızlanıyor. Dolayısıyla günde 8 bardak buzlu su içen de 70 kalori fazla yakar. Kanıtlanmış adam hazır. Bu da bu da. Şimdi bu ne dedik? Ananas koyduk, sumak koyduk, iki tane de karanfili. Bunu ezip de koyabilirsiniz. Yani biz burada ezmeden koyuyoruz ama siz evde ezip koyuyorsunuz. Karıştıralım bunu güzelce. Tamam. Hocam. Sonra bunu içebilirsiniz. Yani karanfili ezip karıştırıyoruz. Öğlen yemekten sonra ve akşam yemekten sonra içebilirsiniz. Sabah içmeye gerek yok, aç karnına içmiyorsunuz. Şimdi sabahleyin içilen limonlu sularmış. Yok efendim elma sirkelimiş. Sakın ha. Mideyi delersiniz. Bunu tavsiye etmiyorum ben. Sabah ve kahvaltıdan önce, öğlen yemekten önce, akşam yemekten önce biraz önce tavsiye ettiğim şeyleri yapıyorsunuz. Bir dakika. Şimdi. Gayet güzel değil mi? Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi burada bir de şunu şuraya koyabilmemiz ne herkes için. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi başka bir karışım daha yapalım. İkinci yapalım. Bir karışımızı. Gene bir su alalım elimize. Alalım. Bu sefer suyun içine çok enteresan bir şey yapacağız. Şurada elma sirkemiz var. Evet hocam. Bu elma sirkesinden sakın ha yemekten sonra içiyorsunuz bakın aç değil. Bir çorba kaşığı koyar mısınız şuradaki suyun içine? Tabii ki hocam. Bir dakika. Yemekten sonra hazmımızı kolaylaştırmak yani için. Yani bu ay muhakkak yemekten sonra. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de elma sirkesinden bahseder. Şimdi bunu koyduk. Koyduk. İçine ne koyalım? Ne koyalım hocam? Bak. Pekmez. Üzüm pekmezi koyacağız.
Onu bir ne tatlı kadar kaşığı. Hocam? Yine bir evet, tatlı ben koyayım kaşığı. Buradan. Tamam, dökün siz. Bu kadar yeterli. Tamam. Bunu da koyduk. Evet. Karıştıralım. Karıştırdım. Şimdi sürpriz bir şey koyalım. Ne koyalım? Buyurun. Aa, değişik. Pul biber. Kırmızı pul biber, kapsesin var içinde. Metabolizmayı hızlandıran en önemli şeylerden bir tanesi. Bağırsaklarınızın çalışmasını istiyorsanız da bunu kullanın. Ne kadar koyalım hocam? Bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı koyalım. Şöyle. Acı sevmeyenler için tavsiye etmiyorum bu kısmını. Ya midesinde ülser olan vesaire onları tavsiye ya da öyle bir tamam bu kadar mı yeter hocam? Tamam. Şimdi ya doktor bu da içilir mi? Bakacağım ya şimdi. Ya affedersiniz ben sizin metabolizma çalışmak için bazı şeyler içilir. Çok da zor değil. İnanın. Vücudunuzun böyle yandığını hissedersiniz içeriden. Yemekten ne kadar sonra hocam? Yemekten hemen işte hemen. Bir yarım saat sonra yarım falan saat içebilirsiniz. Sonra. Tamam. Bu iki tane metabolizmamızı hızlandıran o da çok enteresan. Aman Nergis seviyor herhalde acılı bir şeyler. Hiç rahatsız olmam. Vallahi. Acı severim. Ama hocam zaten yani o pekmez o kadar güzel bir tat fark vermiş getirdi, ki. Evet. Yani pekmez burada hoş bir tat verdiği için asla o sirkenin hani keskinliği falan fazla yok. Gayet tabii. İyi. Şimdi hazmetmeye de yardımcı oluyor aynen. Tabii. Şimdi tabii bunları karışık olarak anlattık ama şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Burada bağışıklık sistemimizi artıran en önemli gıdalara geçmiştik. Gelelim. Burada bir sürü gıdalar var ama bunlardan özellikle en önemlilerinden bir tanesi yumurta. Diyet içinde yumurtayı asla vazgeçmeyin. Yumurtanın içinde gerçekten Nergis ve Murat Topoğlu haricinde her şey var. Vallahi var. Bakın yani bunu kabuklarını bile toz yapıp arada böyle kalsiyumdur biliyorsunuz. Kalsiyum ihtiyacınız burada. Tabii ben yiyin diye söylemiyorum ama yenilebilir diye. Hocam sonuçta. Şöyle bir şey duymuştum mesela böyle onu iyice toz yapıp sonra işte yoğurtla ve biraz aynen. Pekmezle. Aynen tabii ki tabii ki. Ha. Tabii ki çok rahat tüketebilirsiniz. Şimdi yumurtanın içinde ve burada bir şey daha vardı ama. O ne hocam? Bir de burada yok ama önemli değil. Karides var ya. Şimdi hani birinci derecede kim? Karides yok mu? Karides. Ha karides evet. Karides de ve yumurtanın sarısında astaxantin diye bir şey var. Astaxantin. Şimdi birinci sırada ki olan kroton leşleri diye geçer dünyada. O kullanılmıyor tıpta. Astaxantin ikinci en yüksek antioksidandır. Yumurtanın sarısında var. Karidesin o kırmızı rengi var ya. Ha evet üstünde böyle kırmızı. Bir de barbun kırmızı. Balığı vardır. Barbunu balığının evet, onda kırmızı. Onda da bir kırmızılık vardır. Bir de böyle mercan balığı vardır. Onun kırmızı var ya. Ha, o kırmızı okay. Rengi veren astaxantindir. Adem ve Havva'sıdır A vitamininin. Adem ve Havva'sıdır. A vitamini yok mu? Şöyle anlatayım. C vitamini yok mu? Var. Ondan 6000 kat daha güçlüdür. Oo. E vitamini yok mu? Antioksidan diyoruz E vitamini. 550 kat daha güçlüdür astaxantin. Yumurtanın sarısında ve orada var. İnanılmaz bir şeydir. İkinci sırada sumak. Üçüncü sırada biraz önce söylediğim gibi karanfil var. Karanfil. Sonra kekik vesaire vesaire gidiyor. Ha, şimdi dolayısıyla anladım. Bu tarz baharatlar çok önemli. Bir de bunun için de yumurta bağışıklık sistemimiz için. Gerçi bunlar hep teknik ama bilmeniz lazım. Nergis Kumbasar'ın programı ay. Gayet bilimsel gidiyoruz. Zeaxantin. Ve lutein dediğimiz şeyler var. Zeaxantin, lutein. Nedir bu? Gözümüz yok mu? Var. Gözümüzün arkasındaki bir retina tabakası yok mu? Bizim görmeyi sağlayan. Mi? Onun içinde var zaten. Zeaxantin, lutein. O yüzden yine gözlerimiz içinde. Yani yumurtayı gözlerin daha güzel görsün. Anladım hocam. Ama kör bile görür senin güzelliğini. Ay hocam. Ama ben yumurta istiyorum. Çok tüketiyorum. Evet, tabii. Yumurta tüketiyorum. Dolayısıyla çok önemli. yeşil çaya gelelim. Yeşil çay da gerçekten metabolizmayı çalıştıran en önemli etkilerinden bir tanesi yeşil çayıdır. Öğlen yedikten sonra, akşam yedikten sonra bir bardak için iki bardak. Hiçbir şeyi fazlaya kaçırmayacaksınız. Aşırıya gitmeyeceksiniz. Burada yine bağışıklık sistemimiz için en önemli şeylerden bir tanesi de mercimek. Mercimek. Mercimekte de yok yok yani. Yeşil mercimek olsun, kırmızı mercimek olsun. Mesela diyet yapıyorsunuz ya. Mercimek çorbası yapın. Tarhana çorbası yapın hocam, öğlenleri. Hocam tam çorba demişken böyle konuşa gidelim mi? Doğru gidelim. Gidelim mi hocam? Tabii ki. Ha, bu arada söyleyin hocam mercimek çorbası. Ha, bir de ıspanak yapıldı ya. Şimdi evet. Ispanak da çok önemli. Hani demir vardır işte temel reistir, işte çizgi filmlerini falan izleriz.
Alfa lipoik asit dediğimiz bir şey daha var. Ispanağın içinde. Onun alfa lipoik asiti internete bakarsanız neler göreceksiniz. İnanılmaz etkileri var. Romatizmalar, hastalıklardan. Bugün ıspanağımız şey, da var yemeğimizde. Ve diyet de. Evet. Çok basit bir şey anlatacağım. Hemen evde yapabilirsiniz. Ortamıza alalım. Bu akşam yemeği bunu yapıyorsunuz hanımlar. Söz mü? Söz. Ne ıspanağı alıyorsunuz. Haşlayalım. Haşladıktan sonra güzel güzel kıyın. Rahmetli annem çok yapardı. Kıyın. Kıyıyorsunuz haşlandıktan sonra. Evet. Tatlı kaşığı zeytinyağlı çelik tavada çevirin. Evet. Bir dilim ekmeğinizi alın. Üstüne sürün. Üstüne süzme yoğurt sürün. Oo. Pul biber sumak koyun. Bir elinizde bu. Bir elinizde de yeşil soğan. Oo. Minik minik ısıracağız. O 41 defada bitecek. Yalnız böyle iki defa. Oo, soğuması yok. Ya hemen. Oo. Öyle. O zaman kilo alırsın. İki hamlede bitire. Diyeceksin ki Murat Topoğlu 41 kere maşallah dememiz için 41 kere de yapalım dedi. Vallahi yerim ben. Ben öyle yiyorum. Bunu yiyoruz. Küçük bunu böyle. Bunu yiyoruz. Ha. Hocam sonra ama ne yiyoruz? Ben şimdi korkuyorum. Pardon. Ya, ha, yok korkma korkma. Yok korkma. Bitti. Bu arada, tabii Murat Topoğlu benim de yıllarca doktorum olarak kendisiyle her türlü diyet tedavilerini göstermiş biriyim. O nedenle de tabii ki korkuyorum şu an. Hep yapmak bir incecik. Şimdi biz ne yapıyoruz? Mutfağımızda çocuklar için dedik ki hocam salepli bir kek yapalım. Süper. Ama tabii beyaz un kullanacağız. Arzu edenler için tam buğday da kullanabilirler. Tabii nohut ki unundan faydalanabilirler diye çok düşündüm güzel. Ama detayları siz anlatırsınız. Şimdi ben hemen salepli kek için malzemelerimizi ekranınızda görüyorsunuz. Eğer bulamazsanız da Nergis Zaman Star TV'de aynı zamanda Instagram'dan bakabilirsiniz. Şimdi iyi bir kek yapmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi yumurtalarını benim için her zaman onu söylerim. Ayrı ayrı çırpmanızdır. Neden diyeceksiniz? Çünkü ayrı ayrı çırptığınız her yumurta kekin daha kabarmasını sağlar. O yüzden 4 tane sarıyı, 4 tane beyazı ayrı ayrı kaplara koydum ve çırpmaya bakın, başlıyorum. Bakın yine bir püf noktası verdi Özlem bize. Evet. Yani bir arada kullanacağız ama çırparken ayrı ayrı çırp. Evet, ayrı ayrı çırpmanız her Allah zaman çok daha iyi olacaktır. Evet. Onun dışında ayrı ayrı çırptıktan sonra bir de en son beyazını en son karıştırmanız ve dıştan içe doğru karıştırmanız gerekir. Bir de tabii en fazla önemli olan şeylerden bir tanesi önce gördüğünüz gibi beyazı çırptım ve önce sıvı malzemelerden başlıyoruz. Bugün salepli bir kek yapacağımız için salebi hem içine hem de dışına kullanacağım. O yüzden şimdi ikinci kez sütünü koyuyorum kekimi. Ve geçenlerde bunu hatırlıyor musunuz Nergis ablacığım? Ha, geçen gün bize Özlem hocam şey yaptı. Mandalina'nın kabuklarını bana böyle küçük küçük parçalattı. Sonra da fırına verdi ve kuruttu ve çok güzel kokuyor hocam. Kabukları eleyin mandalina. Evet. Bundan hep sonra. Ama yok. Ama yok. Çok güzel. Kabuğunda C vitamini içinden 10 kat daha fazla. Ve hocam böyle de kullanabiliriz ama tabii ki. Ya. Allah-u Teala her şeyi yaratmış. İçine koyun. Aynen öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurtayı çırptık, sütünü koyduk ve aynı zamanda sıvı malzemeleri koyduk. Şimdi sıra geldi salebe. Yine sıvı malzemelerle birlikte salebi de karıştırıyorum. Şöyle salebi dökerken mutlaka ince ince dökmeye gayret edin. Çünkü tüm malzemeye tadın karışmasını istiyorum. Bu çok önemli bir detay. Ya salep de ne kadar ilginç değil mi? Güzel bir şey çıkacak ortaya. Çok ve yani ülkemizde çok fazla evet yetişebilen evet bir bitki aynı zamanda. Bitkinin tohumundan aslında aynen kullanıyoruz değil mi hocam? Kesinlikle çok da sağlıklı. Çok. Özellikle çocukların gelişimi için hep der uzmanlarımız sizin gibi. Evet şimdi sıra geldi şekere ve una. Allah işte burada. Tansiyon hapın var mı? Eyvah! Şimdi Reşe, ama bu kilo almak isteyen insanlar da var aramızda. Sadece kilolu insanlarımız var. Hayır şöyle arada bir günde tabii ki. Kaçamak günümüz olacak değil mi hocam? Biz niye kilo alıyoruz? Çocuklarımız niye kilo alıyor biliyor musunuz? Tabletlerden can. O tabletleri veriyorsunuz. Karı koca iki çift laf ederim. Sen şu tablette oynaya çocuğum onu. Tabii o yiyor. O aradan cipsleri götürüyor. Hocam devam. Biz bunu kalabalık olunca evet haftada bir gün birer dilim yiyecek kadar yapabiliriz. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi ne yaptık? Yine hala unlu koymadım farkındaysanız. Buradaki en önemli nokta çok puf gibi bir kek olmasını istiyorum. Kabarık olmasını istiyorum. Ve salibi gerçekten her ağzınıza attığınızda hissetmenizi istiyorum.
Ve farkındaysanız sonunda da yine sıcak salep hazırladım. Toz ve sütten oluşan sıcak salebini de üzerine döküyor olacağım. Bu da önemli bir nokta. Şimdi sıra geldi artık unlu dökmeye. Şimdi şöyle. Maşallah. Değil mi hocam? Çok burada hızlı. Biz her şeyi yapıyoruz hızlı hızlı. Vallahi hocam yarın sayesinde. Menümüzde lahmacun var mesela. Lahmacun evde mı? Lahmacun yapacağız tabii. Yapmadığımız yarın şey yarın mı yapacağız? Yarın lahmacun. Oo, yarın lahmacun varmış tabii, arkadaşlar. Tepsi kebabı yapacağız, lahmacun yapacağız. Antep'i, Hatay'ı buraya getiriyoruz. Malzemenizi evde hazırlayın her şeyi. Yarın lahmacun hep birlikte. Siz evde, biz burada. Evet. Şimdi en son artık unu koyduktan sonra mutlaka mikserinizi en yüksekte tutuyorsunuz. Bu da içerisinde tamamen homojensiz puf gibi kestiğinizde hiçbir yerinin böyle birbirinden ayrılmayacak şekilde olmasını sağlayacak. Yani bir nevi hazır yediğiniz kekler gibi bir kek yapıyoruz farkındaysanız. Sıkı olacak. Sıkı yani. Olacak. Aynen öyle. Sıkı olması için. Ve bu arada kek yapımında olduğunuz yerde tutmamanız lazım. Mutlaka bu şekilde kaseyi çeviriyor olmanız lazım. Döndürerek yani. Muhteşem ya. Evet. Şimdi artık sıra geldi. Bunu vereceğim şimdi hocama. Evet. Hocam böyle sağlıksız bir şey karıştırır mısınız? Evet, yılın olayı. Evet, yılın olayı. Büyük olay yaptık vallahi burada. Yalnız şu anda hocam tabii görüyorsunuz. Bakın yemekten anlamadı. Ama hocam. Hocam şöyle dıştan içe pardon. Doğru tabii. Tamam. Aksi takdirde ne olur? Hamurumuzda çökmeler oluşabilir. Şimdi ben ne yaptım? Diğer tarafta sadece beyazları çırpıyorum. Beyazlardaki en önemli nokta köpük bir haline getireceğim. Ondan sonra da köpük olduktan sonra içerisine karıştırıyorum. Hocam çok güzel yapıyorsunuz vallahi. Hocam, tamam hemen vallahi. Bu arada kakaonun da faydası vardır ama değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki. Özellikle siyah çikolata haftada iki tane küçük küçük yiyebilirsiniz. Ha, siyah çikolatayı haftada iki tane küçük. E tabii bak oradan işaret ediyorlar. Biz böyle kalıp yiyoruz. Böyle olur kalıp olursa. Şu o kadar yeter. Yetiyor. Kendini peki hocam böyle bir kekten ya. Mesela ne kadar yememiz lazım? Bir tane. Bir dilim yiyebilir miyim? Gelsiniz. Tamam, tamam. Haftada bir. Haftada. Misafirleri çağırın. Çoluk çocuk birer dilim yiyecek kadar yapın. Ondan sonra hemen bitsin ki akşam gece hani uyanıp da hocam bir buzdolabını ya da dolabı açtığımızda karşımızda böyle cazip tabii. Durmasın. Şimdi bir de ben tatlı yapayım da gör. Öyle mi hocam? Ya. Hocam ama ben şimdi salepli kek orada hazırladım var. Ya. Bir de size uyumlu bakın burada bir şeyler var yine. Görüyor musunuz? Çok tabii. Güzel. Kivi var. Sizde kurum. Yoğurdumuz ve nar ekşimiz vardı sanıyorum. Hı-hı. Hı-hı. Alabilir miyiz oradan acaba? Arkadaşlardan biri getirse. Süzme yoğurt ve nar ekşisini ben bile sanıyorum. Getiririm hocam. Aşk olsun. Murat Topoğlu'nun evet, tatlısı senin tatlına karşı. Yok öyle bir iddiamız yok tabii hocam. Ki. Sağ olun. Valla yapmaya çalıştık ama Allah rahmetinden razı olsun ya vallahi. Buyurun hocam. Nar ekşisi. Şimdi çok süzme basit. Yoğurt. Çok basit. Süzme yoğurt. Hı hı. Gördüğünüz gibi. Hep süzme yoğurdu tavsiye ediyorum bu arada. Hmm. Süzme yoğurdu tavsiye ediyorum. Çok önemli. Ama suyu vardır ya yoğurdun suyu o ekşi yeşilimsi sakın atmayın. Onun içinde hem folik asit var hem B12 vitamini var. B12 kan yapmak için. Yani size pekmezden daha fazla kan yapar o yoğurdun suyu. Onu mutlaka ama süzme yoğurt yapıyoruz. Şimdi bir çorba kaşığımız var mı? Nergis ablacığım çekmedi. Tamam, şunu buradan. Hemen koyabiliriz hocam. İki tane nar ekşisi yani iki çorba i̇ki kaşığı. İki çorba kaşığı. Birincisini bu bir. Koyalım. İkincisini koyalım. Bu da iki. Şimdi güzel bir karıştıralım. 10 saniyede Murat Topoğlu'nun muhteşem tatlısına hoş geldiniz. Aa, İşte bu. Evet. Aa çok merak ettim. Şimdi bu arada da seyircilerimize vereceğiz küçük küçük kaşıklar bakalım. Lütfen onlar yorum yapsın. Var mı kaşıklarımız? Şimdi bulurum var. Ben hemen küçük var. Kaşıklarımız. Tabii hepinize yetişmeyebilir arkadaşlar. Birazcık döktüm ama birazcık daha koyacağım hocam. Niye? Koyma koy. Döktüm ya azıcık. Ha döktüm. Ha, aşağıya yapalım. Döktüm ya. Pardon özür dilerim. Tamam. Oo, yalnız görüntü çok güzel siz oldu. Siz bunun tadına var ya diyeceksiniz ya ne olmuş krema gibi oldu. Dur bakayım nelerim burada var mı tattırabileceğim? Ha, şöyle küçük ver. Kaşıklarımız ben götüreyim. Var. Tamam hocam. İsterse beraber gidelim ya. Siz götürün tamam, ben götüreyim. Fark etmez hocam. Evet. Hamile mi? Hamileye verelim önce. Ay can komiksin çekti. Sen. Buyurun. Bak bak. Ha, şöyle minik. Kaşıklar kapışılıyor bakayım. Arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten mi? Mikrofon var mı arkadaşlar? Nar ekşisi yoğurt. Evet. Dur. Heh.
Vallahi. Kızlar Allah aşkına ne diyorsunuz, bir tadın bakın. Arkadaşlar çok buyurun. Süper. Buyurun. Beğendim. Harika, çok pratik. 10 saniyede yaptım. Vallahi bayıldım. 8 saniyede bitecek. Çok süper olmuş hocam, bir daha alayım. O zaman bunu muhakkak yapıyorsunuz. Geçelim mutfağa. Kaçırdık. Evet. Hemen kaşıkları topluyorum. Kaşıkları topluyorum. Hemen. Teşekkür ediyorum. Beğendiniz değil mi? Aa, süper olmuş valla. Tabii muhteşem, burada yapılan muhteşem kekin yanında hikaye o gibi olacak ama. Estağfurullah hocam. Ama olur hocam şey, harika. Bu ani krizlere çok burada iyi bir şey. Bu kadar. Evimizde hepimizin nar ekşisi var. Yoğurdunuz var. Koyun iki çorba yani kaşığı. Aa çok güzel. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt oldu. Farklı tadı olur. Ev yoğurdunu süzün. Tülbent koy. Ha. Tabii suyunu atma. Suyunu içersin. O süzme yoğurt yaparsınız evde. Tülbent. Evet. Çok güzel. Tülbent en güzel şeylerden biri. Vallahi güzel ben bir şimdi, tarif aldık iki dakikada. Ben şimdi hocama uygun bir tatlı yapıyorum. Şu anda artık bir içecek yapıyorum. Çünkü hocam diyecek ki Özlem ne yaptın sen hep yeşil böyle evren erişteler falan. Yeşil evren içeceğim olacak. Evet hocam, yeşil evren içeceği ne yapacağız? Kivi ile hurmadan güzel ballı bir içecek yapacağız. Süper. Bu da sağlıklı bakın. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Önce kivilerimizi çektik. Aslında hurma daha sert bir malzemedir ama hurmayı çekerken ben ne yapacağım? İçerisine birazcık daha su koyacağım. O yüzden de kivileri iyice çekmem gerekiyor şu anda. Hocam kivi dışında başka bir şey kullanabilir miyiz bu arada meyvelerden? Yanında. Çok az avokado koy. Avokado. Hmm. Avokado da omega 3 var biliyorsunuz. Hmm. Çok önemli omega yağ asitleri de var içinde. Bir kaşık alabilir miyim? İçinde yani vitamin, tabii, mineral, bakır, çinko, kalsiyum, potasyum, magnezyum. Bütün A, B, C vitaminlerin hepsi vardır. Kivide de var, şeyde de var. Avokado da var. Avokado biraz daha yağlıymış gibidir. O biraz daha sanki krema yermiş gibi hissettirir. Hani içecek tabii olarak değil, böyle kaşıklanacak muhallebi gibi de tarz hissettirirsin. Evet. Avokado biraz daha böyle sanki krema yiyormuşsun. Evet, işte evet, böyle bir puding yiyormuşsun. Hah, puding havası var. Aynı zamanda benim annemin diz kapakları ağrıyordu. Mesela onda da hep avokado tüketin derler değil mi? Kemik erimesi için. Avokado hocam hakikaten çok çok inanılmaz bir meyve. Maalesef biz son 8-10 senede tanıdık. Son yıllarda evet. Tanıdık son yıllarda ama keşfettik. Artık yetiştiriyoruz ama. Evet, evet, bayağı da bakıyorum insanlar bayağı meraklılar. Türkiye'de yetişmeyecek hiçbir meyve yok bence, size söyleyeyim. İleride hakikaten bütün tropik iklim meyvelerini yetiştireceğiz ve satacağız inşallah. Peki i̇nşallah hocam, biz meyveye mesela sulu özellikle içecek yaparken deniz tuzu atıyoruz. Tabii. Neden atıyoruz bunu? Yani genelde hep biz şeflerin yaptığı bir şeydir bu. Neden? Ama bizim bunu yapma sebebimiz birazcık daha tadını kırmak. Aslında hep baharatlar ve tuz gibi ürünleri tadını daha rahatlatmak için, o ekşi tadı almasını sağlamak çok doğru için yapıyoruz. Hemen sen burada dur. Evet, limonumuz durdum var mı orada arkadaşlar, limon? Gerçi limon prodüksiyonumuz limon yoktu ama var yoksa mı önemli. Yok, çok tamam basit, hemen alıyoruz. Limon var ya, bugün yaz bakın kışın grip geliyor ya, ondan korunmak için boğazlarınız ağrıyor ya, grip oldunuz ya. Kesin yarım limonu. İçine hafif tuz atın, tansiyon hastaları için söylemiyorum tabii. Ha. Tuz atın, sıkın şöyle. Şu şekilde biraz daha tuz, biraz daha sıkın. Sonra hepsini kabuklarıyla beraber tüketin. Bakalım o grip kalıyor mu? Çok doğru. İşte onun için o ekşi tadını aynen tuz kırıyor. Tuz kırıyor. Farklı bir şey evet oluyor. Ağzınız buruşmuyor böyle. Şimdi ne yaptık? İçerisine kivimizi öncelikle, kivi yumuşattık. Arkasından hurmaları koyduk. Biraz tarçın, biraz bal ve bir çimdik de tuz mutlaka koydum. Ve birazcık da mutlaka suyundan koydum. Şimdi güzel bir içecek haline alacak. Kıvamını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama hocamın dediği gibi dolabınızda, evinizde ne meyveleriniz varsa ya da kurutulmuş meyveleriniz varsa hepsinden faydalanabilirsiniz. Tabii buzdolabında bu da koyarsın. Evet. Fıstık gibi çok de yenir valla. Hocam bu arada ananas suyunu soruyorlar. Hamilelerde tüketebilir mi? Hani yaptık ya bir ananas suyu tarifi. Yani ilk 4 ayda pek tavsiye etmiyoruz biliyorsunuz. Hı. Ama ilk 4 aydan sonra olabilir. Problem yok. Çocuğun oluşumundan sonra. Evet, bu arada kekimi söyleyeyim, ne yaptım, kek nerede kaldı? Nerede güzel kaldı bir şekilde beyazlarını da ayrıca köpürttükten sonra çok fazla köpürmesini beklemenize gerek yok. Yani geçen gün yaptığımız böyle beyaz bir tabak olmasına gerek yok. Ne yaptık? Onu da güzel bir şekilde kek hamurumuzla birlikte karıştırdık. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına gittik ve şimdi yaklaşık 35-40 dakika sonra iç iyice piştiğinde salebi ile birlikte servis ediyor olacağız. Oh, inşallah hep birlikte biz de afiyetle evet yiyeceğiz. Şimdi çok değerli bir konuğumuz daha var efendim.
hemen Mustafa Akgül hocamızın yanına gideceğiz biz. Kur'an-ı Kerim'de hangi besinlerden ve şifalarından bahsediliyor? Hurma, zeytin ve incirin gizli şifası ne? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in en sevdiği yemekler hangisi? İlahiyatçı Mustafa Akgül'ün bilimle maneviyatı buluşturacağı bu sohbeti kaçırmayın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı programlar olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu sizinle beraberiz ve çok özel bir konuyu konuşacağız. Bu Kur'an'da adı, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinleri konuşacağız. Ama bir de bizim kitabımız beslenme konusunda da ya inanılmaz bir bilgi veriyor bize. Ve şöyle diyeyim, yani biz bu beslenme şekliyle hani koruyucu hekimlik var ya, onun resmen temeli atılmış gibi. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ana noktadan girdiniz. Tedavide iki yöntem var biliyorsunuz. Hı. Birisi koruyucu hekimlik, biri de hasta olduktan sonra tedavi şekli. İzin var mı efendim? Sağ olun hocam, sağ olun. Biz Murat Bey'le bir şeye karar verdik. Olayların hem dini yönünü hem tıbbi yönünü birleştirerek sunalımız. O ne kadar güzel artık oluyor. Mustafa Akgül'le beraber zaten, çıkacağız programı. Zaten şahane. Değerli izleyicilerimizin, değerli misafirlerimizin ve zat halinizin Murat Bey'in dikkatine sunmak istediğim bir önemli nokta var. Biz din görevlileri elbette insanların sevap kazanması, cenneti kazanması için neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Anlatacağız ama. Beraberinde tıp ile Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberimizin hadislerinin nasıl örtüştüğünü, kimya ile nasıl örtüştüğünü. Biraz evvel ben konuk odasından izledim programı. Hı hı. Murat Bey bir şey söyledi. Gözünüzü çevirin de semaya bakın bakalım. Ya. Allah'ın yarattığında bir boşluk, düzensizlik görebilecek misiniz? Demek ki Kur'an-ı Kerim ile astronomi ilmini birleştirerek sunarsak, yani fenni ilimlerle, dini ilimleri birleştirerek sunarsak değerli çok kardeşlerim, doğru, insanlarımıza hem dünya hem ahiret mutluluğunu beraber kazandırmış olacağız. Çok doğru. Biraz evvel ben yine izlediğimden kopyalar eğer müsaitse. Lütfen arz etmek istiyorum. Lütfen. Sevgili Murat Bey diyor ki işte narda şunlar var, şu özellikler, kabuğunda şu var, efendim zarında bu var. Cenab-ı Allah ne diyor? Ve vada'al mizan. اَلَّا تَضْغَوْ فِي الْم۪يزَانِ Ben yarattığım şeylere ölçüler koydum. Sakın ölçüleri bozmayın, sıhhatinizi alt üst edersiniz. Tohumuyla oynamaya kalkmayın. Efendim bunu atalım da şurasını yiyeyim, hoşumuza gidelim, giden yeri yiyelim demeyin. Onun her tarafını biz ölçüyle yarattık diyor. Eşya da Allah'ın yarattığı şeylerde onun isimlerini görebilmek. Bu soğanı yaratan bir Allah var diyebilmek var ya Nergis Hanım, hem oradaki gıdayı aldırır hem de kalbin manevi beslenmesini temin eder. Çok doğru diyorsunuz hocam. Zaten yani o soğana baktığınız zaman, bunun böyle bilimsel de böyle açıklandığı zaman, bu nasıl bir mucizedir? Bu bir mucize diyorsunuz. Vallahi her şey birer mucize şurada. Evet. Değil mi Nergis Hanım? Bakın şu soğanla, bu salatalığın, şu domatesle, bu kaba, güneşleri de aynı, toprakları da aynı, suları da aynı. Ona o tadı, ona o şekli, öbürüne o rengi, öbürüne de Murat Bey'in anlata bitiremediği antitoksinleri, oksidanları. Arada bir sahaya gidersen. Gir hocam, gir. Ben de gireceğim birazdan. Antioksidanları. Kim yerleştirdi kardeşim? Ya. Bu nasıl bir yerleşmedir bir de? Müthiş ölçülü. Dedi ya, ölçüye koydum, ölçüyü bozmayın. Ve biz sizi diyor semadan rızıklandırırız. Ya. Bu ayeti biz hemen yağmur, su olarak anlıyoruz. Elbette suyun rızıklanmamızda büyük bir hissesi var. Tabii. Ancak güneş ışınının bizim rızıklanmamızdaki hissesi sudan daha fazla arkadaşlar. Tabii. Ya. Murat Bey beni bağışlasın. Yiyip içtiğimiz şeylerin yaklaşık %64'ü güneş ışını.
Demek ki Allah bizi gökten besliyor. Tabii. Yerden doğru. besliyor. Çok doğru. Bir de sözü uzatırsam hemen rica durdurabilirsiniz. Ben şifa ile ilgili uyarılara hemen geleceğim. Girmek istiyorum Kur'an-ı Kerim'e. Geleceğim efendim. Ama biz bir şeyleri yiyip içerken inanın onun bizim soframıza geliş safhalarını bir düşünüversek. Ya. Dünyamızdan arkadaşlar 150 milyon kilometre uzaktaki güneş ya. Vazifesini yapmasaydı. Kazaya bırakmak diye bir şey var ya arada bir namaz kazaya bırakıyoruz. O da 5 dakika vazifesini kazaya yani. Bıraksaydı dünyada hayat diye bir şey kalmaz. Aynen öyle. 5 milyar senedir görevini hiç kazaya bırakmayıp yapıyor. Yeryüzündeki toprak ben vazifemi yapmıyorum tatile çıkacağım deseydi. Ya su imdada yetişmese ya hayatın zerreleri o soğanı salatalığı yetiştirmek için koşturmasaydı. Nasıl? Bir dilim ekmek, bir soğan, bir salatalık bizim soframıza gelir miydi arkadaşlar? Ah hocam olur mu? Onun gelir için mi? Ne olur? Kalbimizi, damarımızı, vücudumuzu, gıdalarımızı çok çok düşünelim. Ama bu kalbin bir de manevi beslenme bölümü var. Tabii. Orayı da ihmal etmeyelim ki çift atlı hareket etmiş olalım. Tabii. Çok doğru tabii. hocam. Beraber hareket edelim. Değerli çok kardeşlerim. Doğru. Yani dini ilimleri tahsil edenlerle fenni ilimleri tahsil edenler bir tarihte birbirleriyle çatışmışlar. Biri diğerine gerici yobaz demiş, öbürüne dinsiz, imansız demiş. Ya. Millete hizmet edememişler. Ya. Çok doğru. Şimdi biz karar verdik. Tıp ilmiyle din ilmini birleştirmeye. Çok doğru bir şey hocam. Ne kadar fen ilmiyle, kimyayla, fizikle, astronomiyle ayetleri, hadisleri birleştirmeye karar verdik. Ve o zaman büyük hizmet doğacak. Çok şimdi doğru. hemen bunun üzerine hocam bitince. Balda şifa var diyor Cenab-ı Allah. Evet. Beraberinde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz arıya vahyettik. Bak. Yani kardeşim şu iş, meseleleri içgüdüyle izah etmeye kalkmayın diyor ya. Bunu yaratan ona öğretti. Hangi çiçekten ne kadar alacağını, nasıl birleştireceğini size de diyor şifalı bir yiyecek olarak onun eliyle sundu. Biraz evvel Murat Bey yumurtayı anlata bitiremedi. Değerli arkadaşlar bu henüz insanların yapamadığı bir nesne yumurta. Tabii ki. Fenni yemi yaptık ama fenni suni yumurtayı yapamadık. İnsanların bunca teknolojik ilerlemeye rağmen yapamadığı yumurtayı beyni şu kadar olan tavuk mu yapıyor dersiniz? Ya. Yoksa ona yaptıran biri mi var? İşte yumurtayı yerken onu da düşündüğümüz an kalbimizin maddi manevi iki yönünü de beslemiş olacak. Çok haklısınız. Ya süper. Hocam. Ben sözü çok uzattımsa özür. Estağfurullah hocam. Yok hocam. Şimdi hemen bunun üzerine devam edelim. Tabii. Şey tabii. Şimdi burada yazılı panoya geçmek istiyorum. Evet. Sevgili televizyondan bizi izleyenler. Şunun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Siz seyirciler ne olduğunu biliyoruz değil mi? Bu nedir? Sürahi. İçinde ne var? Su. Güzel. Şimdi bu suyu buraya koyuyoruz. Şimdi dikkatle şu panoda bir şeyler anlatacağım. Murat Bey çok özür dilerim. Tabii. 30 saniye araya girmek istiyorum. Hocam buraya geldim. Biraz evvel sizi izledim. Beraber yapalım. Biraz evvel sizi izledim. Buyurun hocam. Su içmenin mide için faydasını söylediniz. Efendim vücut için faydası çok fazla. Ama 3 kere de için demediniz. Doğru hocam. hocam hemen. Tabii. Oturarak geçelim. Bir defa da içmeyin diyor. 3 kere için. İşte tıp ilmiyle din ilmini birleştirmekten bunu kastediyorum. Çok doğru i̇şte hocam. Ne kadar çok da doğru. önemli bir şey. Çok evet. doğru. Üç kere de için geliyor. Ben de 41 defa da yiyin diyor ekmeğin dilimini. iki sıkma da atmayın gırtlağınıza. Yani vücudun intibak etmesi evet. için bile. Evet. Bu peygamber var yani. Reçetesi var. Ya. Evet. Buyurun efendim. Şimdi hocam. Çok basit. Biz nerede hocam, yaşıyoruz? Hocam buyurun lütfen. Siz böyle sıra, buyurun lütfen. Buyurun. Biz dünyada yaşıyoruz değil mi? Bizim bir vücudumuz var. Şimdi görüyoruz orada Nergis Hanım. Bir vücut var, iki kolu var, iki ayağı var, başı var. Hocamızın gözleri var, bıyıkları var. Biz bir insanız doğru mu? Sizin bıyığınız yok. Yok hocam. Evet, yok. Hanım isterse yapacağız. Şimdi vücudumuzda nelerimiz var? Organlarımız var. Ne organı? Karaciğer organım var, kalp organım var, akciğerim mide var, var, bağırsak var, parmaklarım var, kemiklerim var. Organlar değil mi? Bu organlar da dokulardan oluşmuş. O dokular nereden oluşmuş? Hücrelerden. Değil mi? Göz hücresi var, karaciğer hücresi var. Hücre, küçük küçük. Mikroskopla bakıyoruz. Bu hücrelerin içinde ne var? Bir tane Golgi cisimciği var, bir tane çekirdek var. Bir de mitokondri dediğimiz enerji veren bir oluşum var. Hücrenin içinde. Bu hücreleri de bölelim, bölelim, bölelim.
en küçük zerrelere ayıralım. Nesi oluyor sonuçta? Atom oluyor. Atom. Bizler atomlardan oluştuk. Hepsini en küçük bölümlerimizi çıkartırız. Maddeye olan. En küçük. Şimdi bir 70 kiloluk bir insanda kaç tane atom var diye saymışlar. Oo. Bilim adamları. 70 kiloluk bir insanda kaç tane atom var? 100 trilyon hücre var ama ben atomu bilmiyorum. Şöyle yazalım hocam. Hocam trilyon. 100 trilyon hücre var. 7 rakamını yazdım. Evet. 7 rakamının yanına da ok, til, yon dedim. Oo. Bu nedir biliyor musunuz? 27 tane sıfır yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 27 tane sıfır yazıyorum bunun yanına. O zaman bunun ismi oktilyon. Yani septilyon, katrilyon falan bunların yukarısında. 27 tane sıfır atom var. Şimdi dikkatle bakalım. Bu 7 oktilyon atomun %89'u ne? Su. Ya. Hidrojen ve oksijen atomları. Bir dakika. Allah-u Teala kitabında ne diyor? Biraz sonra söyleyeceğiz. Biz her canlıyı sudan yarattık. Kaç sene önce? 1400 yıl önce söyleniyor. Dikkat et. Dünyanın tepsi olduğu dönemde, tepsi gibi bilinen dönemden bahsediyor. Bilinen döneminde. Evet, 1400 sene önce. 1400 sene önce dünyanın yuvarlak olduğu bile yok ortada. Buraya 2'yi koy. Ha, aç 2 o. Hocam hemen nasıl gördü? Hayır tabii. Ben sadece atom olarak yazdım. Bu ikisinin birleşi tabii ki aç 2 olacak. Şimdi bunun bir de ne diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Bir de diyor toprak diyor. Toprak. Balçık yaptım diyor onu suyla diyor. Toprak ne? %. İyi dikkatle bakın. 8'i. Ve halaknakum min turabin. Ya karbon. Kömür dediğimiz şey var, karbon. Toprakta var, karbon. Geri kalan, burada ne oldu? 10, %3 mü kaldı? Diğer metaller, mesela demir var. Demirimiz eksilince kansızlığımız oluyor ya. Bakır var, çinko var. Hatta gümüş var, selenyum var. Ve ne var? Altın bile var. Bizde altın bile var. Allah'tan bizi kesmiyorlar altından dolayı hani mezarda insan dişini çıkartırlar o ayrı bir konu ama. Niye kesmiyor? Bin tane adam keseceksin ki bir mikrogram çıksın. Değmez ondan. Yani bakın gördüğünüz gibi bunların hepsi nerede var? Şunların ikisi toprakta var. Ve balçıktan yarattım diyor Allah-u Teala. Nereden bilinecek çok yani doğru. 1400 yıl ya. Önce ya. Fen ve şeyin olmadığı dönemde şunların ya. Varlığı ve birliği. Şimdi kaç yerde su geçiyor onlara hepsini söyleyeceğim. Çok önemli. Burayı bilmemiz önemli. Hocam tekrar tabii alabilirim. Ki, tabii ki. İşte tabii, ne dedim efendim bakın bu ayeti ben şimdi. Sizi topraktan ve sudan yarattım ayetini. Doktorla hoca beraber anlatırsa büyük gerçekler ortaya tabii. çıkacak. Çok doğru. Şimdi hemen çok, çok kısa bir şey daha anlatayım. Orada çok önemli. Biz nerede yaşıyorduk? Biraz önce dünyada yaşıyorduk değil mi? Biraz önce hocamız, Mustafa hocamız ne dedi? Bir güneşimiz var dedi şurada. Evet. Bu güneş ışınlarımız geliyor. Şurada işte Merkür, Mars, bir takım şeylerimiz var değil mi? Saturn. Gezegenler var. Şimdi biz, siz, Nergis Hanım, yaş sorulmaz ama bayanlara soralım. ben size söyleyeyim, ben 58 yaşındayım. Şimdi bu dünya kendi etrafında dönünce ne oluyor? Bir gün oluyor, doğru mu? Bir gün. Bir gün yaşlanmış oluyorum. Evet. Ama ben bu dünya... Şöyle döndüm güneşin etrafında bir tur yaptım. Bir yıl. Bir yıl geçti. Doğru evet. mu? Evet. Bir yaşına geldim. Ben 58 kere döndüm. Burada. 58 yaşındayım. Şimdi şöyle yapalım. Görünüyor mu arkadaşlar? Çevirelim. Geriye geriye doğru biraz alalım. Geriye alalım. Evet. Şöyle sonra yapalım. Da hemen besinlere geçeceğiz değil mi hocam? Şimdi burada döndük. Ama bakın çünkü dünya etrafında daralıyor. Dönüyor. Dünya güneş etrafında dönüyor. Güneş'in içinde bulunduğu toplam yıldız sayısı 350-400 milyon yıldız var. Evet. Bütün bu yıldızların tamamına biz ne diyoruz? Samanyolu galaksisi. Samanyolu galaksisi. 300 milyar yıldız var. 350 milyar yıldız var. Doğru hocam. Milyon değil milyar. Evet. Bu Samanyolu gibi başka gezegenler de var. 350 milyon da gezegen var. Milyar. Milyar diyor hocam. Yine milyar. Şimdi bakın. 350 milyar galaksi var. Galaksi. Ben bakın dönüyorum etrafımda.
Dünya da dönüyor etrafında. Güneş de etrafında dönüyor. Yalnız bütün... güneş de dönüyor. Tabii. Tabii tabii tabii. Güneş bir turunu ne kadar zamanda yapıyor biliyor musunuz? Güneş de dönüyor. Dönüyor. Evet. 250 milyon milyon yılda yapıyor. Yıl. Yani Samanyolu galaksisiyle tamam. beraber. Şu beraber 7 diyor. Saniye geçince 7 saniyelik yol alınca 70 yaşına gelip ben vefat ediyorum. Bakın zaman ne kadar zaman, değişik abi. Ya. Bizim kafamızda zaman. Ya. Anlatabiliyor muyum? Zaman bizde var. Allah katında zaman yok. Çok doğru. Şimdi anladınız mı? 7 saniye yaşıyorsunuz aslında 70 çok, yaşına geldiniz. Çok doğru. Evet. Bu besinlere arada geçelim. Ama besleniyoruz. Besinlere evet. geçelim hocam. Çok şimdi, önemli. Şimdi hocam hurmayı bilirsiniz. Evet. Hurma 20 defa geçer Kur'an-ı Kerim'de. 20 ayrı yerde geçer. Meryem suresinde geçiyor, Enam suresinde geçiyor, Abese. Burada gösterelim hurmamız nerede? Hurmamız en başta burada. Hurmamız. Evet. Hocam, Meryem suresinde hatta şey var değil mi? Bu doğum... Evet ve taze hurmadan bahsediyor. Taze hurmadan doğumu kolaylaştırdığından bahsediyor. Çok doğru hocam. Evet. Çünkü bunun içinde hakikaten sadece glikoz yok bunda. Fruktoz ve dekstroz şeklinde yani kompleks bir karbonhidrat. Yani... Bunun yapmadığı yok. Kalsiyum oranı, potasyum oranı, pıhtılaşmayı önleyici bir sürü özellikler var. Üzüm çok çok yerde geçer. Çok geçer. Evet. Hocam. Evet. Bakara'da da geçiyor hocam. 266 bakara evet. ben not hocam, almıştım. Hocam kaç evet. kere geçiyor mesela üzüm? Orada sayısı var. Bu var. Yani sayısı. Bakara'da var. Enam'da evet. var. Abese 24-32 Nahl suresi var. 35-11. Buğday. Buğday geçiyor. Onun için ben... Hocamızla karar verdik. Ekmeği yasak listesinden çıkartıyoruz. Ama tam tahıl ekmeğinden bahsediyoruz. Ama hocam şimdi hemen buradan şeye girmek istiyorum. Bunların genetiğiyle oynanıyor ve bir evet. haram durum oluyor. Orayı da bir konuşmak istiyorum açıkçası şimdi, ben haram ve helal bir, kısmını. Orada bir ölçüyü bozma tehlikesi ve cinayeti günahı var. Bir de fazla ürün elde edeyim ben kazanayım. Ama insanların sıhhati zarar görürmüş, ileride evet. tehlike olmuş, hiç o benim için önemli değil düşüncesinin günahlığı var. Bu bir cinayet. O yüzden bir... Bu bir cinayet. Ya çok evet. ciddi bir cinayet. Çünkü normal gerçek doğal buğday 100 tane başak veriyorsa oynanmış olan 200 tane veriyor. Evet. Adam onu diyor almayacağız ki, o zaman yine bilir, doğala veriyor değil mi hocam? Bilirsek yani, almayacağız. Bu da devlet politikasıları. Ama... Belki biz gittiğimizde buğdayın veya herhangi bir nesnenin doğal mı değil mi olduğunu ayırt edemeyebiliriz. Ama hiç olmazsa şunun yaz mevsiminin ürünü olduğunu bilip de kışın yaz mevsimi şeylerini yemeyelim kardeşim. Şimdi, hocam ya. Çok doğru bir şey söylediniz. Yani her şeyi mevsiminde tüketelim. Evet. En azından onları bunu yapmayalım İşin, kendimize. Evet, kendi kendimize. Kendimize bunu seçme yapmayalım. Şansımız da var. Çok haklısınız hocam. Ama illa bizim sofrada her mevsim her şey bulunsun. Onu Allah-u Teala niye mevsimleri ayrı ayrı yaratmış da bu meyveleri, sebzeleri mevsimlere göre göndermiş? Bizi bizden iyi biliyor. Tabii. Çok bu makinayı o yaratmış, kullanma tarifnamesi olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, onu anlatmak üzere de peygamberimizi göndermiş. Bu kullanma tarifnamesine göre hareket ederseniz iki dünyada mutlu olursunuz. Aynen öyle. Çok özür diliyorum. Değerli kardeşimiz yemeğin nasıl lezzetli olacağını anlatıyor. Ben size en lezzetli çorbayı kısa zamanda söyleyeyim. Söyleyin. İftar çorbası. Evet o kadar basit. Ya. Niye? Sofranız aynı sofra, çorbanız aynı çorba. İftar sofrasındaki çorbada bulunan lezzeti başka yerde bulamıyoruz. Çok İçinde haklısınız. İbadet var da onun için. Ya, ya hocam burayı. Akşamlar. Çok haklısınız. Estağfurullah. Hocam hurmadan girdik o zaman mesela biraz daha devam edelim mi besinlerle ilgili? Edelim. Şimdi hemen dostum, devam edeyim hocam biz haber hazırladık ya. Tabii tabii. Şu biz, aslında hocam da hani diyoruz ya bilimsel ve daha dini sonra da sizin sohbetinizi tabii, de Allah-u duymak Teala istiyoruz. Allah-u Teala Şuara suresinde Şuara 7-9'da özetlemiş. Diyor ki bitkilerin her birinde bak bazılarını demiyor aslında bitkilerin her birinde. Düşünen bir insan için ibretler. Ve toplum için ibretler vardır. Bu kadar. Bu kadar. Bütün bitkilerden bahsediyor. Yoncadan yosuna. Yani hocam bütün bitkiler hepsi birer mucize. Düşünen mucize. İnsanlar için ama. Efendim bu incir, ama kafayı çalıştı. Ha, incir'i görüyorum herhalde. Evet hocam. Çekirdeği en küçük, ağacı en büyük olan meyvelerden birisi. Evet, çekirdeği en küçük, ağacı en büyük olan. Peki bu küçük çekirdeğin içine o ağacın formülünü yerleştiren biri var.
Yerken onu düşündüğünüz an stresiniz de kalmaz. Evet. Çok moraliniz de düzelir. Çok bunu bana gönderen bir Allah var dediğiniz an evinizin içi mutluluk dolar arkadaşlar. Şifre kelime ne? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Eşşükrülillah. Bu kadar. Şükür bu kadar. Ve şükür. Orada siz üç, ne? Özür diliyorum. Tabii çok. Pardon. Ödemenin üç taksidi var değerli arkadaşlar. Nimetlere karşı Rabbimizin bizden istediği ödemenin üç taksidi var. Üç. Başta zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii. Ortada fikir. Bu benim soframa hangi aşamalardan geçerek geldi? Çok ya. Doğru. Kimleri Allah bana hizmet etti? Sonunda şükür. Ya. Şükür sadece elhamdülillah deyip eli yüze sürmek değil. Ya her nimetten, her nimetin bir bölümünü ayırıp onu bulamayanlara ulaştırmak. Ya. Ya. Paylaşmak. Şükür her nimetin kendi cinsinden olacak. Sadece ya. Sözle olmayacak. Ya. Paylaşılacak. Olmayana ulaştırılacak ki sen de evinde rahat edebilesin. Peki sayılar var bir de hocam. Mesela zeytinin, hurmanın sayısı ona da girebilir miyiz? Orada ben ana fikrimi söyleyeyim. Sonra hı-hı. Murat Bey'i dinleyeceğiz. Hı-hı. Evet Kur'an-ı Kerim'de bazı şeylerin sayılarına geçmesi hı-hı. boşuna değil. Kur'an'da hiçbir şey boş değil. Ana, bana sorarsanız kainatta hiçbir şey boş değil. Çok doğru. Kainatta tesadüfün yeri yoktur. Her şey Allah'ın planı üzerine cereyan eder. Kur'an-ı Kerim'de de her bir harf bir anlam taşır. Ancak değerli kardeşlerim, bir de işin biz ucuz tarafını seviyoruz Nergis Hanım. Nedir? 7 zeytin geçti, 1 incir geçti, bunları birleştirelim. Kardeşim o zeytinin büyüklüğü ne kadar? 7'sinin topladığı gram ne kadar? Öbür incirin topladığı büyüklüğü, küçüklüğü, yaşlığı, kuruluğu. Bunu bilir kişi laboratuvardan geçirecek. Böyle ayaküstü tavsiyelerde ben tehlike görüyorum. Aa, çok doğru. Bir tutam ondan bir karıştırın, kaynatın için. Böyle olmaz. Bunun bir bilimselliği olacak ama ayetlerden, hadislerden yararlanmış olarak. Çok şimdi doğru. Şimdi ne diyor Allah-u Teala? Hı. Araf 31. Hı. Evet. Araf suresi. Evet. 31. Yiyiniz, içiniz. Hı. Ama israf etmeyiniz. Kulu veşrabu ve la tusrifu. Bitmiyor Murat diyor. Tabii, devam İllahu la yuhibbul musrifin. Allah israf edenleri sevmez. Ah, şimdi buradan Allah iki şey çıkıyor. İki şey çıkıyor. Sevmez. Bir, burada Allah-u Teala şişmanlığa da karşı çıkıyor aslında. Bir, siz o kadar yemek koyuyorsunuz ki azıcık yiyip affedersiniz kalkıyorsunuz oradaki yemekler çürüyor garibanlara fakirlere dağıtmıyorsunuz. Bir de bunu kendinize zulmediyorsunuz. Yiyip içip kilo alıp sağlıksız oluyorsunuz. Yani İki hocam yine geliyor. O makineye biz aslında ihanet etmiş tabii oluyoruz. Tabii bravo. Tanrı'nın. Kullanma tarifnamesinin dışına çıkmış oluyoruz. Ya. Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz Allah israf edenleri sevmez. Efendimizin reçetesi, peygamberimizin reçetesi. Tabii. Allah-u Teala hiçbir dolu kaba dolu olan mide kadar kızmamıştır. Dolu olan mide kadar kızmamıştır. Eğer beni dinliyorsanız diyor, Müslümansanız benim ümmetimseniz, ümmetiniz ya Resulallah, midenizin üçte birini yemekle doldur. Üçte birini suya bırakın. Üçte biri tamamen boş kalsın ki rahat çalışabilsin. Peygamber öyle. Reçetesi. Bu kadar. Buyurun. Pazardan buyurun. Sonra hangi gün geliyor Murat Bey? Pazartesi. Oruç günü. Çarşambadan sonra hangi gün geliyor? Perşembe oruç günü. Efendimizin sünneti. Farz değil, tutmazsanız şöyle demiyoruz. Pazartesi, perşembeleri oruçlu getirin, en geçerli diyeti uygulanmış olursunuz. Ne olmuş ya. Oluyor? Dinlenmiş. Bravo. Vücut ya. Diğer günlerdeki aldığı gıdayı o günlerde sindirmiş oluyor. Ya. Bir de tabii. Şey yapmış oluyor, yavaş yavaş hazmetmiş evet. oluyor. Ve peygamber reçetesi. Allah-u Teala'nın ayetleri, bugünün ilmi gelişmeleri. Üçünü ya. Birleştireceğiz. Allah ne diyor, peygamber ne diyor, doktor ne diyor, hoca ne diyor. Hoca ne diyor. Ay çok, şimdi çok doğru bir şey söylediniz. Gerçekten sanki daha önceki söylediklerim doğru değil aa, mi? Aa, aşk olsun hocam. Hayır, burada çok güzel birleştirdik konuyu. Tabii. Allah ne diyor, peygamber ne diyor, doktor ne diyor, hoca ne diyor. Çok kardeşlerim doğru. Bizim iki dünya mutluluğumuz bu dörtlüğe bağlı. Çok doğru. Yoksa kafamızdan gün gelir çok yeriz. Gün gelir rejim yapıyor diye hiç yememeye kalkarız. Çok ben bazı kardeşlerimi duyuyorum bir yere gidiyoruz diyorlar.
4 gün hiçbir şey yemiyoruz. Sadece su içiyoruz. Şimdi hocam o da doğru mu? Doğru olur mu efendim? Ölçüyü kaçırdı. Bir kısım vücut kilo veriyor. Tabii. Ondan sonra geliyor bir ayda tekrar eski kilo. Ama veriyor. Halbuki biraz önceki gibi söylediğiniz gibi yani o 7 günün içinde 2 gün kendinizi dinlendirirseniz zaten. İşte bitti. Bitti. Ama şimdi zaten Allah bir de ayda senede bir Ramazan gelecek. O zaten. Tabii. Zaten o zaman bitti. Evet. Bize yazılıp gönderilen reçeteyi cebimizin deliğinden astara geçirmişiz. Ondan sonra gidiyoruz bir yerlere de paraları saçıyoruz ki yanlışı reçete yapmak bulalım, için hocam. Şimdi yani. Maide 87. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide 87 ne diyor? İyi diyor ki Allah'ın size helal kıldığı şeylerden kendinizi haram kılmayın. Biraz olsun da vejeteryanlığı da yasaklıyor. Bir gidip 4 gün detoks yapmayı da yasaklıyor ki. Yani bütün aslında bizim bu makinamıza aykırı gelen her şeyi aslında yasaklamış dedim oluyor. Dedim yani kullanma tarifnamesi dedim ya. Diyor ki helal kılanı da haram kılmaya kalkmayın. Allah'ın helal kıldığı şeyi de yasaklamaya kalkmayın. Tabii. İşte. Biraz evvel Murat Bey söyledi. Ekmek yemeyin. Ekmeği gününüzden çıkarın. Bu doğru değil arkadaş. Ben ekmeği serbest var. Buğdayı ye, yaratmış. Tabii. Bir faydası var. Tabii. Ölçülü ye. Efendim ben eti hiç yemem. Kardeşim ye. Fakat ölçülü ye. Efendim bu işte bir hayvanın kesilmesinden oluyor da Allah-u Teala diyor ki yeryüzünde ne yarattımsa sizler için yarattım. Ya. İnsan benim yanımda çok değerli. Ben insana ruhumdan ruh üfledim diyor. Ya. Allah'ın yarattığı şeyleri yemekten kaçınarak bir şey yaptığımızı zannetme yerine yedikten sonra Rabbimize olan görevlerimizi yerine getirerek ona olan şükrümüzü yapalım. Zaten onları yaptığımız zaman sağlıklı bitti. Da yaşıyoruz. Vallahi ben biraz evvel Murat'cığım notların inşallah sığar. Yok. biraz evvel siz stres tarifinde bulundunuz. Evet. Nergis Hanım'a yapıştırdınız ben gördüm içeride. Evet hocam. Kopyayı çekiyordum. Efendim akşam eve geldiniz. Sinirlisiniz, gerginsiniz. Bir oturun. Geçmedi. Ceketinizi çıkarın, kollarınızı sıvayın, musluğun başına gidin, çorabınızı çıkarın. Abdest alın. Az suyla abdest alın. Ya. Çok açarak şimdi değil. Bir dakika, bir dakika hocam hemen da. Burada geriye giriyorum. Az suyla niye? Özür dilerim. Az suyla abdest aldıkça daha fazla ovalanır. Ovalanınca kılcal damarlardaki kanlar hareket ettirir. Hemen giriyorum burada buyur. Devreye. Abdest, şimdi nasıl, abdest nasıl rahatlatıyor? Nasıl bir şey oldu? Abdest nasıl rahatlatıyor? Biraz önce anlattık en çok kullandığımız neler dedik. Ellerimiz eller. Dedi. Eller ne yaptık? Ellere su koyduk. Su neydi? %89'umuzdu. Evet. Vücudumuzdaki %80 evet. Atomu vücut buraya koyduk. Vücut yaratıldığı şeyle buluştu. Bir dakika. Bütün parmaklarımızı ovaladık buradaki akupunktur noktalarına. Buraya da gelmiş oldu. Ağzımıza verdik. Burnumuza verdik. Yüzümüzde bütün noktalar oranını kullandık. Tepemize böyle yapıyoruz. Buradaki stresle ilgili elektrik noktayı alıyoruz. Ya hocam, bunu yıkadığımız şey zaman bu? Buradaki noktayı da yıkıyoruz. Bitmedi. Ya. Kollar. Kolların burasına kadar olan noktalar önemli. Bu taraftaki noktalar çok önemli değil. Bakın, ve ayaklarımızı yıkıyoruz. Ayaklarımızdaki akupunktur noktaları var. En çok kullandığımız bunlar ve bunlar. Evet. Bu kadar. İşte ve bu kadar. Ayağı da az suyla, parmak aralarına da suyun girmesine tabii. Dikkat ederek. Çünkü orada bütün jingle dediğimiz akupunktur noktaları var. Vücudu madden temizledik, stresten uzaklaştırdık, bir rahatladık, dünya bizim oldu. Bitmedi. Elini kaldır Murat'cığım. Kaldır. O kadar değil şu kadar. Ha, tamam hocam namaz kılacak. Günde 12 kere bunu yapacaksın. Tabii ki. Belini bük Murat'cığım. Tabii. Günde 40 kere bunu yapacaksın. Çok. Secdeye var sevgili Nergis kardeşim. Günde 80 kere bunu yapacaksın. Ya. Çok. Ondan doğru. Sonra kilon vesaire olursa benim yanıma gel. Ya. Allah'ın yazdığı reçete, peygamberin yazdığı reçete elimizde duruyor. Aynen. Biz efendim başka yerlerden tam bir şeyler... Tam alnımızı koyduğumuz zaman... Şurada biraz önce ne gösterdik? Evet tam burada. Allah'a teslim alıyorsun evet, orada. Evet buradaki nokta. Efendimiz de buyurdu? İnsanın Allah'a en yakın olduğu yer secde halidir. Tabii. Çok doğru. Bütün dünyadan alakayı kesmişsin. Beyni aşağı koymuşsun. Murat Bey yanlışım varsa söylesin. Estağfurullah hocam. Kan beyni besler hale gelmiş. Aynen. Mide şöyle bir alt üst olmuş. İçeridekileri bir karıştırmış. Bu arada zaten doğru beslenmişsin. Beslenmişsin. Evet. Doğru beslenmişsin. Bir araya kalkıyorsun. Allahu Ekber. Tekrar hemen bir daha. Zeki Çıkman, göz profesörü.
Diyor ki peygamberimiz namaz gözümün nuru dedi. Ya niye kalbimin nuru demedi de beynimin nuru demedi de gözümün. Biz hocalar bu hadisi nasıl anlatıyoruz arkadaşlar? Efendimiz namaza çok önem verdi diye. O demiş ki ben göz doktoruyum. Ben bunu kendi mesleğim açısından incelemem lazım. İnsan namazda ayakta dururken secde yerini seyrediyor. Rükuya varınca ayaklarını seyreder. Semallahülmenamü dediğince secde yerine bakar. Allahu Ekber deyip secdeye varınca aynı yeri yakından seyreder. Bir kalkar biraz uzaktan. Bir yatar bir daha yakından. Ben diyor tespit ettim ki namaz göz bebeği etrafındaki iris tabakası için aranıp bulunmayan bir sağlık kaynağıdır. Onun için peygamberimiz namaz gözümün nurudur demiş. Buyurun. Sabit bakıyor tabii. İşte buyurun. Hadisle bilimi ya. Birleştirerek sunmak. Başta bir şey söyledim. Ya burada... O inşallah ülkemize yaygınlaşır. Bütün İnşallah. İnsanımıza beraber İnşallah. Hizmet eder. Yunus 24'te ne diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Yunus bakın. Deyince balık zannetmesin. Yok yok Yunus suresi hocam. Yunus suresi 24'te. Ben evet. Çok hoşuma giden ayetlerden bir tanesi. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz su gibidir. Onunla gerek insanların gerekse hayvanların yiyeceği ürün ve bitkiler yetişip burası çok önemli birbirine karışmıştır. Aroma dediğimiz. İnek ne yapıyor? Gidiyor, otluyor, otladığı şeyle besleniyor. Yiyor. Sen onun etini yiyorsun. Bakın o ot yemiş. Onun otunu yiyorsun. Affedersiniz büyük abdeste çıkıyorsunuz. O dışkılar gitmiş toprağa gübre olmuş. Gübre başka bir bitki çıkarmış. Bakın ne olmuş? Allah-u Teala zaten birbirine karışmıştır diyor burada. Efendim orada bakın koyun, inek. Ne yiyip ne yemeyeceğini de biliyor. Otların içinden seçiyor. Yiyeceklerini evet. Alıyor. Evet. Ona kim bunu kim öğretti? Hiç. Kopya ya. Çekmemek için yağlı bir şey yemiyor. Bize yağlı süt veriyor. Kopya çekti demesinler diye beyaz bir şey pek yemiyor. Yeşil yiyor beyaz süt bize yiyor. Beyazı veriyor. Allahu Ekber mi değil mi? Şimdi çok işte doğru. O da, işte, süt de mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen. Evet. Var. Onu aha, diyor ki işte. Hocam. Bir dışkıyla kanın arasından heh, diyor. Dışkıyla kanın arasından biz size beyaz süt yaratıyoruz. Çok yiyin için. Bunu sizler için yarattık. Aman yemem diye demeyi de bir marifet zannetmeyin ama ölçülü yiyin. Tabii. Onu size gönderen Allah'a şükretmeyi, hamd etmeyi unutmayın. Çok az da süremiz kaldı. O kadar uzun konuşmak istiyorum bir surede. Muz da geçiyor. Hemen buna kısa kısa söyleyelim. Soğan, Bakara 61'de geçer. Soğan 61'de evet. Geçiyor. Sarımsak var. Mercimek sarımsak. De 61'de geçiyor. Mercimeğimiz de burada. Mercimek, soğan. Mercimek hocam, de 61'de geçiyor. Bütün faydası olan, bütün kabak da mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok severdi. Kabak yemeği. İnanılmaz lezzetlidir. Zencefil. Cennetteki ya. Olacak olan içeceklerimizden bir tanesi de zencefildir. Ya. Zencefil. Tabii bu da geçiyor. Kiraz bir yerde geçiyor. O da Vakıa suresi 33'te. Kanı ne yapıyor? Kirazı tabii. Ne yapıyor? Detokstur hocam. Detoks, antioksidan işte onlar hocam. Antioksidan. Suyu söylememize gerek yok. Görevi geçti. Bölüştük dedim ya. Tabii diyorum hocam. Doktor ayetleri okuyor ben öbürlerini. İncir tin bir... Tin. Bir üçte geçen. İncire ve zeytine Allah-u Teala... Yemin ediyor. Ve tini ve züttini diye geçen değil mi hocam? Ve tur sinine ve hadel beledilemin ikisine yemin ediyor. Allah-u Teala bir şeye yemin etmese biz inanmayacak tabii. Mıyız? İnanacağız. İnanacağım. Yemin edince bunun üzerinde çok düşünüyoruz. Çünkü incirin içinde ha. Benzaldehit ha, dediğimiz bir madde var. İnciri, benzaldehit. Şurada kanser, şu zeytin önleme ve konusuyla incirin... ilgili, kanserle ilgili çok önemlidir. Yani onun için incir ve zeytin, yani özellikle burada bir, çok yapılan özellikle... bilimsel çalışmadan bahsediyorum. Benzaldehit bir var de içinde. Hani biz şunu şey yapıyoruz. Hastalandıktan sonra o zaman incir yiyeyim, zeytin yiyeyim de geçsin. Öyle değil. Baştan bunu. Allah bize akıl fikir vermiş. Önden yapacağız. Önceden tabii. Olacak. Adam ata yemini vermemiş. At arabayı yokuşta çıkaramayınca getirip yem tutmuş. Diğeriden gören demiş ki yokuş dibinde arpa fayda verme. Ya tamam. Ne güzel dediniz hocam. Onu önce besledim. Ya. Balık da Nahl suresinde geçer hocam. Nahl suresi 65-66. Da balık. Geçiyor. Evet. Bal arısı suresi. Evet. Acur var. Acur ama bizim şimdi salatalığı gösteriyoruz. Acur olur. Daha acur. Başka bir şey. Peygamber tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok sevdiği yiyeceklerden bir tanesiydi. Acur ve elma sirkesi. Sirke. Yani elma demiyor da sirke. Sirke genelde. Genelde. Sirke ne güzel katıktı.
Ama hocam çok... şimdi sirkenin aynı zamanda antibiyotik gibi de tabii değil mi? Antibiyotik tabii. Efendim probiyotik. Bak elma efendimiz ne kadar şey. Elma dese elma sirkesini bulamayan sıkıntı çekecek. Üzüm üzümden sirke üzüm var. Sirke deyince genel olarak neden yapılıyorsa faydalı. Hayır. Ölçülü olmak, Doktor Murat Bey'in dediği gibi tok karnı almak şartıyla. Zeytin mesela Kur'an-ı Kerim'de 6 yerde geçiyor. Zeytinyağı 2 yerde geçiyor. Zeytinyağı 2 yerde geçiyor. Zeytinyağı, ha, bu evet. Efendim zeytin, değerli dostum, zeytinin zeytinyağından daha faydalı olması anlamına gelir mi? Bu bir laboratuvar incelenmesi evet. Gerekir. Yağ da onun özünden alınmıştır. Onun da kullanımı çok önemlidir. Ve zeytinyağı hayatımızda mutlaka olması gereken gıdalardan biridir. Sayıların az veya çok olması bizi doğrudan ilgilendirmemeli. Fakat bunun incelemesini yapıp zikri geçen gıdaları o ölçülere riayet ederek tüketmeye çalışmak. Şimdi hocam yani aslında bunu bütün bir program boyunca bu konuyu konuşmayı sabahından çok isterim. İnşallah hocamla. Bir kere daha yapalım gerçekten. Yani çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Her ikinize de şeref verdiniz hocam. Estağfurullah. Murat Topoğlu çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Aktürk çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyorum. Yaradanımız ne güzel yaratmış. Biraz tamam. Önce atomdan bahsettik de gezegen Samanyolu galaksisinden bahsettik. Yani. Aynen. Bakın bitti zaman bitti öldük 7 saniye geçti. Onun için ya. Vakit erkenken herkes inancını artırsın. Ve gıdasına dikkat etsin. Ve doğru beslensin. Kur'an-ı Kerim en güzel kitap ve yol gösterici aman efendim. Aman. Beslenmemizde de aynı her şekilde. Şeyde. Her şeyde. Ne olur bu Kur'an-ı Kerim'i diyoruz ki fizik, kimya, tıp açısından da inceleyelim ya. Kitap Allah'ın kitabı. Hocam ya. Çok güzel bir evet. Şey oldu. Bu böyle tekrar edelim lütfen. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan sonra sizlerleyiz. Ve efendim tabii ki şefimiz Özlem Mekin yanındayız. Yine şahane görüntüler ya inanılmaz. Bu arada bunu nasıl yaptın? Ortada salep var. Kekin ortasında böyle sıvı salep var. Nasıl ne duruyor? Ne yaptım valla yayında böyle güzel hocaları ve hocamızı doktorumuzu da dinlerken dedim ki şöyle bir cam bir kasem vardı. İçerisine salep doldurdum. Bir de böyle çubuk tarçınlar koydum. Ortaya yer vallahi aynen çok öyle. Güzel aynen. Olmuş. Ama minik minik tadına bakacağız tadına tabii. Tadına bakacağız. Önce ama tuzludan başlayalım. Tuzludan başlayalım. Ha, verirsen ben. Sevinirim. Hemen bana bak şöyle. Oh. Oh oh oh. Bak şimdi bak harika bir. Oh, gerçekten hemen. Bu tadına akşam bakalım. Mutlaka evinizde denemelisiniz. Hem çok pratik hem de çok kolay bir lezzet oldu. Ve çok gördüğünüz güzel. Gibi aynı şekilde şuradan şöyle tutacağım. Şu çok kekin güzel. Güzelliğine bak Nergis abla. Hmm. Buyur. Hmm. Şimdi anladım. Neden bak dedin sıkı sıkı oldu sıkı işte sıkı o tarifle. Aynen evet. Öyle. Hemen. Bir de aynı zamanda hem içerisine salep kullandık hem de dışına da aynı şekilde salebi döktüm. Biraz da dolabımda fındık tanelerim vardı. Onları da güzel bir şekilde yedim. Harika değil mi? Özlem bu ne? Nergis abla bir şey söyleyeceğim. Tersinde böyle bir parça gerçekten kopardım. Yani dedim ki pes ağzımın kendime. Ağzımın içinde kakaolu salepli bir bulut var böyle uçuyor. Nasıl tarif i̇nan, edeyim? İnan ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zaten Instagram hesabımız Nergis Zaman Star TV'de mutlaka tariflerimiz yayınlanıyor. Çünkü herkes Instagram'dan DM'den sorular sormaya başlamış bana. Gerçekten çok çok lezzetli ama aynı şekilde hurmalı kivili suyumuz da öyle. Sonsuz tavsiye ediyorum. Hepsini yapın. İnanın pişman olmayacaksınız. Müthiş bir lezzet. Evet bu arada da Cavs'lar Nergis abla bak, bak toplandılar. Bak bak bir şey söyleyeceğim. Nasıl korkuyorlar ben bunu bitiririm dağda yerim diye böyle geziniyorlar. Aynen böyle geziniyorlar. Burada ama gerçekten öyle bir şey oluyor. O yüzden Reci'den de kulağıma diyorlar ki bak yönetmenim diyor ki ayırın ayırın diyorlar. Efendim biz yine yarın çok güzel konu ve konuklarımızla ve muhteşem şefimiz Özlem Mekik'le burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz.